Allah Resulina Muhammed'in salavat. Allah günümüzü bereket eylesin. Ömrümüzü de nur etsin inşallah. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Haşil meydanında bunu niye demedin? Vazifendi. Bunu niye dedin? Vazifen değildi. Bunu niye yaptın? Niye yapmadın? İtabına vesile olacak şeyleri Allah bize nasip etmesin. Etmiş ise de Settar ismiyle onları yok etsin. Yübedelillahi seyyiatim hasene sırrına mazar ederek hayra tebdil eylesin. Bizi kendisine kul kabul etsin. Ya şunu demek çok istiyorum içimden. Bu dua ettiren bir esma değil midir? Esmaların bütünlüğü de olabilir. En aslında. Evet, değil mi? Evet. Yani bunu dua ettiren. Bu bize bu haleti, bu duyguyu, bu hissi, bu fikri, bu ifadeyi bize veren bu esmanın sahibine, esmanın cilvesiyle esmanın sahibine, bu esmanın hürmetine, bu esmanın hürmetine, ey esmaların sahibi olan Rabbi Zülcelal, bu esmanın hürmetine bize söylettirmişse duamızı kabul et. Bu esmanın hürmetine söylettirmiş olan esmanın sahibi olan Allah. Amin. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Canlı yayın olanlar. Geliyor abi. Tamam. Derste gözüküp de derste olmayacak açık yapan adam kapat. Dersin şahsı manisi şey mi? Derse bazen olur. 2-3 saat içinde kalkıyor ama evet dersi açıp da gitme yapmayın. Girme. Şeydi bugün Serkan bir yer paylaşmış da siz söyleyince aklıma geldi abi. He. Şems-i Tebrizi demiş ki hayatta en güzel olabileceğin yer bir duanın içinde yer alabilmektir. Çok güzel demiş. Evet. Sen dün akşam bir kaydı dinlemedin. Sen bir kaydı dinleseydin bundan çok keyif alacaktın. Demek ki sen Dima Mecun'a girmiyorsun o bir kaydı. Onunla alakalı 12 dakika bir ders oldu. Tesbihat ne demektir? Onu söylüyor Şems-i Tebrizi. Tamam mıyız abiler? Hazırız abi. Sildiniz mi abi diyor. Hayır silmedik onu. Tesbihatın ne demek olduğunu bu sabah dinlemiş. Siz onu dinlemediniz. Tamam hazırız. Hemen dinlemedin lafını söylüyorsun abi. Nereden biliyorsun dinlemedin? Aha burada bak. Sen dinledin mi abi? Açtım ama şimdi hangisidir diye bakacağım. Bak. Çünkü dinleseydin Şems-i Tebrizi ne güzel demiş diye onu ifade ettiğin için söyledim. O ne demektir diye bilecektin. Şimdi arkadaşlar bugün ay kaç abi? 30 Mayıs 2021. Dima kaç? 100 yandan görüyorum. 50 kaç? 158. Mekan Tepecik. 158. Her bir ders en az 3 saat, 3,5 saat. 158 tane. Abi, derse başlamadan önce şu emirle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ama emir yapmayacağız. Çünkü altyapıyı doldurmadan şimdi düşündüm. Şeyi söyleyeyim mi? Yapmayacağız. Tamam. Şurayı söyleyeyim de. Tamam, söyle. Şimdi bu emirde suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet yazdık ya. Şu hakikatleri mahfuz yazdığımız zaman bu büyük insandaki şecere-i hilkatteki bir yer. Ama bu üçü orada yok. Yani bu sistem birbirini tamamlamıyor. Bunun karşılığı bu değil yani. Hı hı. Niçin diyeceksiniz? Şecere-i hilkat haritamız yok değil mi burada? Yok. Sen söyle. Meçhul aşağısı kudretin taalluk ettiği bir yer.
Evamil tekviniye bu meçhuldeki, çekirdekteki o bütün her şeyin, her şeyin her cihetini bilen var ya ilimle ilgili tarifimizin. Oradaki iştiyak, incizap, iştiyak, meyil her şeyin ama bunların bütünlüğünü orada çekirdek meçhulde barındıran yerdir. O üstte kaldı. Emrükün, feyekün de yukarıda ta tekvinde Adem'e çık diyen yer, Adem'den ilme çık diyen yer. Bu sefer tekvin zaten yukarıda, zat-ı sıfat. Lefin havuz kaldı bunlara, bu aşağıda kaldı. Abi onu konuşmayacağız bugün. Tamam, künün sureti orada değil. Kün ol ta aşağılarda. Ama bu suret değil ki abi. He tamam. Onu sonra koyun. Çünkü altını doldurmadan emir, alem emir, emri tekvini olmaz. Çünkü hep böyle baktım kayıyor. Yani benim alemimde oturmuş bir şey. Senin de malzeme olmadığı için senin ona şey yüklemen çok zor. Yani bunu sil, yani yeni de yapacağız. Evet. Yani emirle en azından emre bir ders vereceğiz. Sonra emri tekvini yani bilerek bitirdiğim için söylüyorum. Ondan sonra emri tekvini sonra alem emir. Bunlar alemde olacak. Bir de bizde çok ilginç böyle şeyler var. Mesela emri ezeli, emri ilahi, emri rabbani. Fesubhanallah. Kul azı bir rabbin nas, meliki nas, ilahi nas. İlim iradı kudretmiş bunlar. Bunların arkasında. Çok hani o kadar güzel ki mesela arş itibariyle toprak, su, hava arşı, nur arşı biraz daha farklı. O eylemde ve psikolojide aleme bakışta yani ben ne kazandım diye denilirse mesela birkaç ay oldu değil mi çalışalı ben emir? İkinci ay, 23.02'de başlamışsın. He, ikinci ay. Şimdi beşinci ay, üç ay oldu. Emir bitti. Alem emir bitti. Evamiri tekvini çok az kaldı. Üçte bir kaldı. Bunu bitirdikten sonra bir de üçünü anlayacağım. O kadar yani. Ne anladım? Burasının fikir söylersin, her şey söylersin. Fikir cihetim demeyin şu anda. Hani devam düşünüyorsun ya. Devam düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun. Tefekkür edince de zihinde yer açıyorsun. Bak ben Risale'yi terbiye etmiyor diye söyleyeceğim. Yani böyle şey yapmasın. Ama zararını da söyleyeceğim. Zararı derken başka tarafı oynatıyor. Şimdi ne kazandırıyor sana? Hakikaten burası olmadığına hissim var. Yani his, fikrim değil. Bu nasıl ki hava saydamdır. Ama ilmen biliriz ki her şey burada. Radyo dalgaları, televizyon dalgaları. Değil mi Osman? Yer çekimi, ultraviyol ışınları. Hepsi var mı? Var. Ama ilmen kabul ediyoruz. Bunu elektronik dünyasının haberi olmayanlara anlatamazsın. Anlatabiliyor musun köylü babaannelere, dedelere? O durumdayız şu anda. Yani 116 yaşında Mustafa amca var Kırkan'da. Allah rahmet eylesin. Birkaç ay önce vefat etti. Kur'an okuyor. Başka bir şey yapmaz. Yaşamamış. Başka bir şey için. Anlatamazsın elektronik yani. Şurada var. Burada her şey var. Aynı bunun gibiyiz yani biz. Bu derste bana kazanımı burada her şeyin bu dört unsur paketiyle paketlendiğini, örtüldüğünü. Kah havayı kaldırıyorum. Karşıma su çıkıyor. Su paketi. Onu kaldırıyorum. Toprak çıkıyor. Onu kaldırıyorum. Toprak, su, hava, nur. Bu unsurlar yani. Bu dört unsurun hulasası. Yani bir baktım ki ben benim neresindeysem hep derim ya ahirette
oradadır. Hani böyle hissi bir şekilde düşünün böyle. Daha önce denmiş olabilir ama. Kazanın böyle vamiri tekvini emir şey yapınca böyle. Burası hakikaten aynı yermiş. Yani o alemlerle hepsi aynı iç içe. Mesela yaprak, çiçek, koku, tat, renk, meyve de hepsi aynı yerdedir. Ama dişsel olduğu zaman çiçek, meyve veya yaprak oluyor. Hepsini buraya, dünya, küre yer çekirdektir. Kocaman çınarı, alemi gayb düşünün, ağacı düşünün, çekirdek burası. Aynı böyleyiz. Biz de çekirdeğe benziyoruz. Biz de çekirdeğe benziyoruz. Büyük insan da böyle. Bu okudukça, bu derslere katılıyoruz ya. Okudukça fikirden his boyutuna. Yani eskide şey vardı böyle. Kartlarda, telefon kartlarında kart satarlardı. Altında sayılar vardı. Tırnağınla böyle kazırdın. Değil mi? Altına sayı çıkardı. Onu yüklerdin, kontrol olurdu. Bak sürece bak, kart kazı. Yani o kart işte burası. Bu derslerle üzerine kazımak. Yani böyle burası, yani böyle fikir değiliz. Her şey burada. Bak bütün cihanı diyor, bütün cihanı zerre yap. O zerreye hakim ol. Bütün kainatı Hasan Feyzi abi diyor, ustad onaylıyor. Bütün kainatı zerre yap. O zerreye hakim ol. O zerreye hakim olmak kolaydır. Ama cihana hakim olmak zordur. Tefekkürü ders, yani hayati dersler, dağılmış olan his ve duyguları, fikirleri toplayandır. Onun için zaten tefekkür edebiliyorsun. Mesela ne yaparsanız yapın, şirk. Şirkin her kokusu var. Üstad öyle diyor. 30. Lema'da hayat bahsinde şirkin her cihetini, her mertebesini tard eder, reddeder diyor. Hayat anlaşıldıkça. Çünkü tevhidi diyor üstad. Yıldızlara gidiyorsun, kainata dolaşıyorsun, artikula. Ne yaparsan yap toparlayamıyorsun. Gayba geçiyorsun, gaybın nisanı, yıldızların, dağların, tepelerin, ağaçların, ayet-i kübrede ağaç, hayvanlar ne diyor? Yani onun dışında kalanlar hala eksiksin. Yani Allah Resulü'nün tabiriyle şey diyor, mesela bir siyah karınca düşünün. Siyah karınca. Ana karınca. Mumya dedik yanlış. Ben siz olmaz dedim ya. Ha buraya gel. Peki. Tamam. Çift dakika. Tamam. Şimdi. Doktorun yanına otur. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Siyah karıncanın siyah taşın üzerinde sipsiyah karanlık gecede düşünün siyah karınca, siyah taş, sarı karınca da var ya kahverengi, onun için kastedim. Siyah zifiri bir gecede ayak sesini ve kendisi kadar, kendisinin gözükmesi kadar gizlidir şirk. Bu şirkin her nevini diyor. Yani ne yaparsanız yapın, ne tefekkür ederseniz edin, ne yaparsa kalıyor kenarda. Toparlanamıyor. Havuz Ali abi gibi büyük sarayda dolaştım, dağıttım diyor. İhata edemedim. Ne yaparsanız yapın. Bu çok önemli bir şey anlatıyorum ben. Beşinci remizi söylüyorum şu anda. Ne yaparsan toparlanamıyorsun. Yani hepsini cenu edemiyorsun. Edemezsin. An şartla bunu enfuse getirip büyük kainatı insana getirip kendine getirsen sahip olursun. Ne meylesi orada. Şey, aslı bizde, genişi orada. O zaman fikir, his, duygu, latife dağınıklığı toparlanıyor. Her cihette şirkin her mertebesini tard ediyor. Yani bütün kainatı bir zerre yap, bütün kainatı bir zerreye kadar indir.
Sonra onu hakim, o kolay. İşte bu, bunu yapabilmek. Tefekkür, enfusi tefekkür bu. Isınmaya dair bir şey yapmıyorum. Yapayım Hazreti Ali'de şey vardı. Ben hemen atla gireyim. Şimdi gayemiz nedir bu diye, bu tefekkür şey, bütün kainatı zerreye, o zerreye hakim ol. O, ona hakim ol. Tevhid et manası. Tevhid, mesela varsa hellemalar, baka. Diyor ki, ne yaparsan yap, kenarda kalıyor ya. Şirk kalıyor. Mümkün değil. Bak diyor ki, çok önemli de, hem hayat vasıtasıyla, yani bu hayatı meratibi ya, bu dediği beş tane orada duruyor, bitiyor. Enfus başlıyor. Ondan sonra İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Orası berza. Hayat-ı meratibi mesela. Balık. Kur'an Yunus ailesine ölçüyor. Balığa mı gireceğiz? Meryem mi olacaksın? Çocuk mu doğuracaksın? Oraya kadar geliyorsun, duruyorsun. Neymiş o? Diyor ki, hayat vasıtasıyla etsa-i kainat, hayatı alemimizde inkişaf ederse, hayatla cem oluyor kesret. Çünkü taş da, Cebrail de, cennet de, cehennem de hep hayatla yaratılmış. Hayat malzemesiyle, hayat. İrade ile karar verilmiş, ilim ile programlanmış, kudret de vücudu arayıcıya çıkarılmış, emir ile çık denmiş, ol denmiş. Tamam. Şimdi hayatla etsa-i kainat insanın onun etrad hükmüne, yani mesela etsa-i kainat, etsa nedir? Etsa cüzleri. Arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, dağlar, tepeler, denizler, ovalar, tamam mı abiler? Allah'ın dışında her şeyin kainat, etsa-i kainat. Öyle bir hale geliyor ki sanki enfusi tefekkürde senin efradın hükmüne geçiyor. Fert. Fert aherleri. Ferdi aherlerin. Dağlar benim dişe vuruşum. Tavşan benim dişe vuruşum. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Hepsi efradım. Kainat ise nevi hükmüne geçer insanın. Bu aklı bir değil. 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 Akıl teslim ediyor, bırakıyor. Nasıl var olacak bu anlamda? İşte bu... Değil de, yani aklı zaten gidiyorsun ama... Değildir. Hissedemediğin... Bu aklın şeyi, aklın gıdası nedir? İsmi hakimden medet gıda alır diyor. İnsanın kalbi, insanın bedeni rahmaniyetten. İnsanın aklı, hakim isminden beslenir. İnsanın ruhu, şey, kalbi, rahim isminde besleniyor. Şimdi akıl alettir. Belirli yere kadar seni taşır. Ne yapar? Tefekkür buraya kadar götürür. Bunu anlamakta. Bunu anlarken, şunu okurken, şu burayı, akıl yapıyor bunu. Böyle tefekkür edince, tefekküre başladın mı akıl devre dışı. Ama akıl var. Üniversite diplomasında olunca, ilkokul diploması devre dışı derken zatında var. Yani bir üst mertebe olunca otomatik altları hep kullanıyor o anda. Hakim değil demektir. İlkokul diploması hakim değil, üniversite diploması. Şimdi bu tefekkürü enfüse geçtiğin zaman orada aklın aklı oluyor. Ruhun ruhu oluyor. Hayatın hayatı oluyor. Artık ona çalışıyor. Tamam mı? Mesela aklın aklı oluyor. Diyor ki ben burada şey yapayım. Hayat vasıtasıyla dağınıklığı cem etme kolaylığını sana veriyor. Hayatta bu mümkün. Tefekkürde nasıl yapacağız? Yani yıldızlardan Allah'ı bulmak. Öteki tarafta min aşağı balıklardan, dağlardan, ağaçlardan,
Allah'ı bulmak. Yani çok zor hepsini yata etmek. Ömür yetmez zaten, gücün yetmez. Her çiçekte, her şeyde çok dağınık. O zaman onlar hepsini bu galaksiyi gösteriyorlar bazı videolara. Kara delikte bir gırdaba getir, 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 bir teke teke koridora getir, bir noktaya da bırak. Yapayım onu. Kocaman bir çınar, 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 çınar filizleniyor. Vav, 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 çekirdeği getir. Hayatta buna getiriyorsun. İhata çok kolay. Şimdi kolay. Ağaca ihata etmek çok zor. Şöyle düşün. Bir azametli bir çınarı düşünebiliyor musunuz ya? Orada bir karınca koyun. Şimdi bu daldan sağ taraftan gidiyor. Şu ağaca, şu ağacın şu tarafında şurada bir karınca var. Şimdi buna diyorsun ki bu ağacı, bu kirazı ihata et. Gör. Evvelini, ahirini, zahirini, batınını görebilir. Burada ama. Ama o karınca insin aşağı kökteki çekirdeği gidince evet hepsini görür. İşte biz de bu karınca misaliz. Şeceri hilkat da bu kiraza benziyor. Biz karınca misaliz diğer ustad da aynı karınca misaliz. Onu bütün kainatı, bütün varlığı bir zerre yap. O zerreye hakim ol. Kim yapacak bunu? Hayat vasıtasıyla oluyor. Hayat yapacak. Diyor ki bak, hayat vasıtasıyla etsa-i kainat, insanın efrad hükmüne, kainat hissine, nevi hükmüne geçer. Ne olacak? Sikke-i hadiyeti mecmunda gösterdiği gibi, sikke-i hadiyeti, yani sikke deyince kökteki hakikati gösterdiği gibi sikke, her bir cüzde dahi o sikke-i hadiyeti ve Hatem-i Samedani, Samediyeti, Hatem, son, meyve, Samet olmak. Zatına en iyi ayna olmak. Kulu vallahu et, Allah-u Samet, Hatem. Göstererek, şurayı okumak için okumuştum şu anda, şimdiye kadar. Şirk ve iştirakın her cihetle tard eder. Başka olmaz. Her cihetle tard etme, hayatta inkişafla mümkündür. Enfusi şeyle. Hayat bahsında bunu söyler. Ne? Fert. Ferdün hakemün addun. Hakemün addun kudusun var ya. Hiçbir isimde bunu kullanmıyor. Tamam. Hiçbir isimde kullanmıyor. Yani şirk ve iştirakı her cihette mutlaka şirk giriyor. Yani giriyor. Neyle? Mesela usta şöyle diyor. Bak ustadın söylediğini söyleyeyim. Tefekkür et diyor bana, tamam mı? Ruhunla cesedin zerrasına nasıl hakimsin? Meal edin. Bunu hayat bahsinde geçiyor değil mi sözlerde? İnsan penceresi. Ruhunla 200 trilyon işte ne kadarsa trilyon hücre var. Ruhun hiç şaşırtmıyor. Sağdaki hücre, soldaki hücre. Tırnağın isteği, gözün isteği. Dünü, bugünü, geçmişiyle alakalı şeyler. Tamam mı? Böyle ruhu şaşırtmaz. Şaşırtıyor musun? Şaşırtmaz. Tamam abi. Tamam mı kardeşim dedi. Evet ustam tamam. Buna oturdu mu kafana? Kader de kainata, zerrelere böyledir diyor. Aynı böyledir. Aynı böyledir. 555 miydi? 528'de mi? Aynı böyle geçiyor diyor. Tamam mı? Şimdi bunu diyor, sen anlamak mı istiyorsun diyor. Tamam mı? Evet ustadım, ben onu anlamak istiyorum. Anlamak istiyorsan ben sistem yapayım sana diyor. Bak. Bu evameli tekvini şey yapacaksın. Bak diyor ki kader kaderdir. Yeri göstereyim de çok güzel olacak. ...556'da... madem ruh cisme hakim olduğu gibi burada geçiyor. Kader de aynı böyle evamiri tekviniye ile zerrata böyle hakim. Çok kolay şimdi. Allah da bunlara hakim. Mesela ayağımın altındaki bir hücrenin mazisi, müstakbeli, haldeki ve bütün ilişki ve çelişkilerini, gözümdeki
zerrenin mazi ve müstakbel, önü, arkası, sağı, solu ile ilişkisi, çelişkisi. Bir de şeyi biraz bulduk, araladık böyle, bilesiniz böyle. Altı tane yön, kuantum var ya, kuantum fiziğini ustad anlatıyor. 17. sözde. Kuantum fiziğin yakında onu da bir şey çıkartayım böyle. Vitrine getirebilirsem inşallah. Altı yönle kuantum fiziğinin bir şey, kuantum fiziğinde olması gereken bir şey her yerde ya. Alem-i şehadette bu bir yerdedir. Ama bu çok olması gereken her yerde olursa mucize oluyor değil mi? Burada ya. Ama kuantum fiziğinde normal. Kuantum fiziğinde ise bir şeyin bir yerde olması mucize gibi. Bunu altı yönünü anlatıyor ustad kuantum fiziğini. İsmini vermeden bir zerrenin olası şey evveli ahirin dışında altı tane olasılığını anlatıyor. Yani muhtemel demiyor. Var, varı anlatıyor. Altı şekilde bulunuyor. Tamam. Şimdi burada bir daha şey yapayım. Hücre, ruhum, beden hakimiyetim zerrelere, onunla alakalı olan işte ilim neydi tarifi bilmiyorduk ama çok şükür ki yine öğretti bize Risale-i Nur. Her şeyin ezberleyelim abiler. Her şeyin içine bir tane bunu koyalım. Ben. Her şeyin içindeyiz ya. Her şeyin içinde ne var? Ben de. Ha, benim. Her şeyin her cihetini benim her cihetimi her şeyin her şeyini her şeyini her cihetini bak her şeyimin her şeyi. Yani her şeyde bir şey yap. Evet. Her şeyini, benim her şeyimi, her cihetimi, altı cihetimin, tamam mı? Cihetimin bilmektir. İlim. İlim. Bak. Şimdi neresine bakarsan bir baktım Allah Allah öyle bak her zaman diyorum Rabbim şahit olsun. Risale-i Nur'da bu kadar meşgul olan bir kışır yoktur. Zerratımla söylüyor. İlmi ezeli, şey, emri ezeli, emri ilahi, emri Rabbani. Öyle bir şey söyledi de, hani konuşuyoruz ya, kardeşim emri Rabbani'dir. Denmemiş böyle. Ya Allah Allah, burada olmaması lazım ya. Bu emri ezeli olması lazım. Oradan bir girdim. Lan doktora dedim değil mi? Cuma'ya giderken. Dedim ki bak doktor hocam. Ya dedim geldim 2-3 ay oldu. Emri çalıştım emri. Lan dedi bütün her şeyi sıfırladı dedim ya. Her şeyi alt üst etti. Sistem yok dedim ya. Sistem bir şey sistemin dışına çıktı. Baktım tercümedir asıldır dedim. Yok. Hatırladın mı? İrade ile emir. Evet. Bir bakıyorum. İrade ile alakalı. İrade ile emir. Bütün sistem, 2 aylık çalışmam dedim, dibe indi. Sonra dedim ki, bunda bir şey var. Bu bana yol bitti der Mevlana. Yol bitti değil mi? Sakın vazgeçme. İşte o senin kaderindir. O virajdır, keskin virajdır. Mevlana diyor ki, her şey bitti değil mi? Tamam bitti. Sakın orada bak, işte senin kaderin oradadır diyor. Sakın vazgeçme. O sana bir şey diyecek. O patlayacak orada. O patlama yeridir. Yol yok artık orada. Yolsuz yol olacak. Dedim ki burada bir şey var. Karşıma bir baktım ki emri ezeli ile emir başı. Emri Rabbani, emri ilahi. Kulazı bir Rabbinas, melikinas, ilahinas psikolojiyi taşıdı beni. Sonra baktım ilim, irade, kudret olduğunu. Allah Allah. Acayip bir şey hali aldı. Mesela hep de delilleri de aa baktım o diyormuş ya. O zaman gördüm. Vazgeçme sakın. Ha, o kart misali verdim ya şeyde. Telefon kartı kazırsın da. Sonra işte sayı çıkar. Hiç alakasız benzemiyor kart, sayı. Yüklersin. O adamlar biliyor o kartı senin yüklediğini. Sonra ne yapıyor? Kontür ne demek? Görüntülü veya sesli konuşma. Hiçbirisi birbirine benzemiyor. İşte bu hava alemi, ona gireceğiz abiler. Bu hava
toprak, hele hava, toprak, hava, su, nur, bu bunlar paketlemiş, kesifleşmiş alemi gayb. Cennet bununla, toprakla, suyla, havayla, nurla sarmalamış. Sarmalanmış tarafa alemi şehadet dermiş. Bu dört tane arş var burada. Hava arşı, nur arşı. En çok aralayan nur arşı, hava arşı. Nur değil. Şimdi burada tefekkür, hayatla dağınıklığımız, ahirette Allah, imanı bil kaderle Allah. Çok zor. Demek ki hayat vasıtasıyla tefekkür edersek hayatı, çok ulaşırsak hayatı, kainatın etsası, insanın ferdi, kainat komple kendisi olacak. Şu karınca misaliyiz, şu kiraz ağacında. İhatası çok zor. Ama bu derslerle diyor ki karınca, gel bakayım. Öyle diyor, ben alemde bir karınca mesabesindeyim. Gel diyor, köke git, köke git, çekirdeğe gir. Bırak o dalı bu dağı orada seyretince. Kökte seyret. Ha, şimdi giriyoruz. Akıl aletti bir yere kadar. Hasan abi, 11. sözde bizzat yani zatıyla nazar-ı dekaiki aşinasıyla görsün diyor ya Hasan abi. Evet. Bu ilmin tarifine çok benziyor abi. Yani bu ilmin bütünlüğü sanki dekaiki aşina. Çünkü her şeyi... Evet, evet. Çok güzel o. Ama bu basar sıfatı. mesela Allah, kendimizden şey yapalım. Bizim bir sıfatımız var. Yasin. Mesela Yasin birileri kocamdır diyor, birileri babamdır diyor, birisi oğlum diyor, birisi yeğenimdir diyor. Kim birileri amcamdır diyecek sana. Birileri ümmetim diyor sana. Birisi kulumdur diyor. Hangisi sensin? Bu sıfatındır. Hepsi bütünsel. Şimdi subutu sıfat dişe vuruştur. Cenab-ı Hakk'ın bizdeki Mehmet kardeş. Hayat bizde. İlim bizde. Sem, basa bizde. Biz bu mevcut tarafımızı belirler. Mim, mevcut. Zata bakan yönümüz zatı sıfattır. Vücuttur. Mevcuda karşılık vücuttur. Bir sürü fani bunları iktiza ediyor. Değişkenliği. Esmalar var da göstersin kaybolsun. Beka, zat-ı sıfatı, vücut, beka, vahdaniyet, kudem. Yani muhalefetun lil havadis. Allah yarattığına muhalefet eder. Ya, bunu yapan, masa yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. O zaman mekan ve zamanı yapan zaman ve mekandan önce olduğundan yaşı ve mekanı yoktur. O zaman Allah'a zamanla mekan alakalı düşünülemez, soru sorulamaz. O zaman mekan alakalı olan şu taşı Allah kaldırabilir mi? Yer çekimi yasası yerle alakalıdır ve kainatla alakalıdır. Bu yasaları ve bu kainatı, mekanı ve zamanı, çekim yasaları koyana bu soru sorulur mu? Sorulamaz. Şeytanın tuzağıdır der. Güzel yazmış Fatih'in. Yani yanlış soru sorarak doğru cevap arattırıyor. Yanlış sorunun hiçbir doğru cevabı doğru değildir. Bunu çok güzel şey yapmış. Hepsi Fatih, aferin. 15. sözde bu anlatır. Mesela Allah kelamı deme, beşer kelamı kabul et. Şimdi beşerin olmadığını ispat edeceğim. Niye diyeceğim ki? Beşerin olduğunu sen ispat et. Çünkü Allah'tan başka Kur'an benimdir diyen var mı? O zaman onun elinde kalacak. Olmadığını sen ispat et. Bir tanesi demiyor ki Kur'an benimdir. Hazreti Muhammed demiyor ki benimdir. Aleyhissalatü vesselam. Allah'tan başka benimdir diyen var mı? Duydunuz mu? Tamam. Ama şeytan diyor ki evet kimsenin değil ama onun da olmasın. Görüyor musun? Bu yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Bunlarla meşgul ediyor. Mesela yer çekimi yasasına ait. Yer çekimi yasayı koyana soruyorsun. Neye benziyor? Sonsuzun sonunda ne var? Hem sonsuz diyorsun hem son diyorsun. Şimdi başlıyoruz. Hasan abi başlamadan bir sualim olabilir mi? Evet.
Hafız Ali abi büyük sarayda muvaffak olamıyor. Olamıyor. Küçük saraya besmele ile giriyor. Evet. Bu enfüs müdür acaba? Enfüsi bu. Yani büyük saraya ustad da öyle diyor. Mesela kaçıncı sözdür lemalarda? Mayıs ayında diyor, üzüm salkına benzer hilal ışığı yaptım diyor. Artık gözüm hep gecelerde camdan dışarı bakıyor biliyor musun? Dün de gördüm biraz. Üçüncü mektupta. Ya ne yaparsan yap şirk kalıyor ya. Her cihette iştirak ve şirki tard eder dedi değil mi? Neyle? Hayati tefekkür ederek, çünkü bakın Allah varken hiçbir şey yoktu. Yani eylemsel. Allah karar verdi, irade. Programladı, ilim. Tamam. Karar verdi irade. Vücud hariciye çıkart. Ya. Kudret. Yani çıkart diyen değil kudret. Eylemin kendisi. Celal Kalç, Mehmet kardeş bilir yani. Hepimiz köylü çocuğuz. Yukarıya çimento çıkıyor. Tuğla çıkıyor binaya. Bu kudrettir. Emir veren değil. Bu olay kudrettir. Nefsül emir yani. Ama ol diyen emirdir. Bunlar değildir. İşte ama bu malzeme nedir yani? Allah bu taşı toprağı nereden? Beni kaç sene, 10 sene meşgul etti. İşaret edeceğiz ne var bu? Yani o lemalarda. Sonra tabii bu iş yaptık. Eskide bilgiyi de çok zor alırdık be kardeşim. Abilerden. İnanın bana. Vallahi çok zor alırdık. Şimdi de zor alıyorsunuz. Yani sorduğu zaman şimdi mesela piyasa kitapları Risale-i Kezi. Koca bir kitap okun 300 sayfalık. Vallahi belki de 10 cümle alırsın almazsın yani. Hani dolduracak bir şey yani. Hepsini sulandırmış. Yani baktım misafirimiz çok geldi. Mercimek çorbasına su katıyorduk yani. Çaltıyorduk, ısıtıp kasıyorduk. Bas bas. Yani onun gibi. Yani şimdi insanlardan da almak çok zor ya. Doktor kalktım gelin. Doktor da mesela hastalık hakkında vermiyor kardeşim. Hastam içeride ameliyatta iyi geçti diyor, çekip gidiyor. Zaten bir izah et de bizi de adam yerine koy. Yok alamazsın. Tamam. Alamazsın. Şimdi ders yapıyor adam. Yani ondan sonra şey yapıyor. Ya kardeşim ya bir daha kurusa et ya. Böyle koca bir saat derste iki cümle, üç cümle ancak sana lazım olacak. Eylemde ben istiyorum ya. Beni eşek yapıp da yükleme bilgi bana. Bir sürü şey yükledin. Ne yaptık? Hayatla ne yaparsa yap. İştirak oluyor. Şirk oluyor. Kenarda kalıyor. O zaman geç içeriye. İçeride. İçeriye geçtikçe kesret vahdet oluyor. Yani külli cüzi oluyor. Kül cüz oluyor. İhata çok kolay oluyor. Hafız Ali abinin 185. sayfa Barla'daki seyahati. Tamam mı? Acayip bir şey yani. Adeta mikser gibi. Farklı maddeleri hamurladı. Peki ustad da niye sırrını deşifre etti? Bak insan terbiye etmeye demez. Bak derste adam inkişaf etmiş. Ders yapan değil ha. Ders dinleyen makamında inkişaf etmiş. Miracı oluyor. Ders yapmıyor o anda. Ders dinliyor o. Ders yapan da ona malzeme veriyor. Ders yapan onu yetiştiriyor. Ders yapan onu yetiştirirken ders dinleyen dersi yapandan üstün hale geliyor. Onu da söyler zaten ders yapan. Ders okuyor. Ama dinleyen miraç oluyor, haberi yok. Kalp krizi geçiriyor. Adam bakıyorsa anlamıyorsun. Gibi ya. Şimdi akıl bilelim haddini verelim. Hududunda kalsın. Dimağdadır. Tefekkürle bizi taşır böyle içeriye. Taşıdı mı artık kalp ve ruhun dereceli hayatı başlıyor. Bir şey daha sorabilir miyim? İsmi Vedud-ı Masariyet beni bu ağaçta karınca yapar. Ama ismi Rahim ve Hakim-i Masariyet karınca da olmuyorsun artık herhalde abi. Yani işte ondan sonra bütün küllat oluyorsun. Yani ne olduğunu söylemiyor. Kaçıyor. Bu kaçış rampası. Bunu Rüştü abinin tabiridir. Bağa gene kaçtı diyor. Aynı böyle yapardı. Elini böyle. Aa bak kaçtı diyor gene. Ustaya bak getirdi kaçtı diyor ya. Tamam da diyor bu 5 tane meyveydi Miraç da orada da yapardı. Tamam da. Diyor ki Miraç gidip geliyorlar diyor. Nereden biliyorsun? Ben şimdi Miraç yapanı nereden bileceğim ki? O kapıyı açıp geldi gidip geliyor. Etkiye yemet ediyor. Mesela ya efsanelerle böyle hikayelerle bizi oyaladılar din adına ben.
Din adına kavga yaptırdılar bize. Din adına bizi eleştirdiler. Din adına nefret ettirdiler. Din adına ittik, din adına kavga yaptık. Din adına sevdik, din adına yedik. Yani acaba din miydi? Dindi ama o kesin. Hangi din? Kişinin anladığı dindi ya, ekseriyetle. Benim vicdanımla tespit ettiğim külliyat, benim vicdanımla din, sen müstakil kaldığın zaman lazım. Ben hemen bir öz şey yapayım. Hemen başlıyorum. Daha önce Meclis-i Nurani'ye gönderdim. Meclis-i Nurani'ye gönderdim geçen hafta. Oraya açın, akıl. Yok yok yok. 58 sözler. Ben ne zaman bunu Halit mi Velid'in sözüyle söyleyeyim, daha veciz olur. Belki yanlış anlaşılır. Siz dedi An bin As'la beraber, Halit bin Velid, sen dehasın dedi. Şimdiye kadar İslamiyet'i niye geciktirdin dedi yani. Niye anlayamadın diye sordular. Halit bin Velid yani. Çok bana çok örnektir o insan. Çok, çok şeyde. Niye şimdiye kadar dedi. Bu soruyu çoğaltayım. Şimdiye kadar ben niye sevmiyorduk birbirimizi? Şimdiye kadar bu niye olmuyordu? Şimdiye kadar onu niye yapamıyorduk? Ne kadar çoğaltırsanız cevabını veriyorum şimdi. Halit bin Velid demiş ki, yani dehaydın, zekiydin, ne anlamadın? Biz diyor, biz daha önce saflarda babamız vardı diyor. Biz diyor, kendimiz düşünmezdik. Babamız düşünürdü, bizim düşünce olurdu. Ön saf yani. Babamız karar verdi. İyisin değil mi Osman? Gelmekte zorlanıyorsun ama gel abi. Meşgul olma. O öyle olacak zaten. Şimdi o karar verirdi. Bizim kararımız olurdu. O düşünürdü bizim. Biz düşünmüş olurduk. Vesaire. O severdi. Biz severdik. En önemlisi o düşman olduğu şey bizim düşmandı. Sorgulamazdı. Sonra diyor ön saf gitti diyor. Sonra ben kaldım dedi. Sorguladım. Muhammed bizden ne istiyor ya dedim. Muhammed ne istiyor? Biz de istiyoruz. O zaman benim istediğim diyor. Olduğunu gördüm diyor. Şimdi bu derste dahil dinleyenlere söylüyorum. Bu giydiriliyor sana bu ders. Ne zaman sen olacaksın? Bu dersi de malzeme yap. Sen olmayı enfusi tefekkürde göreceksin. Ona şahit olacaksın. Belki ben anladığım külliyatı külliyat diye sana şey yapıyorum. O benim anladığımdır. Tamam. Bunlar kurtuluş çaresi nedir? Tefekküre kadar başkalarının şeyidir. Tefekkürden sonra sensin. Çünkü tefekkür Allah'ın verdiği cevaptır. Kafirde tefekkür yoktur. Müslümanda tefekkür vardır. Kafirde düşünce vardır. Tamam. Düşünmek vardır. Zan vardır. Bilgi vardır. Düşünüyor. Tefekkür Gazali'ye göre marifeti marifetullah'a dönüştü. Allah'ça onaylandığını, yol açıldığını, zihinde yer açıldığını anlamında. Zihinde yer açmaktır tefekkür. Allah'ça onaylandığını gösteriyor. Acaba ben onu anladım. Sen bir ders yapıyorsun, kendi ders çalışıyorsun böyle. Tefekkür ediyorsun böyle. Allah seni onayladı, nerede bileceksin? Allah hazır olunca, zaten hazır, senin aleminde huzur olur. Bunun alameti de tefekkür edebilmek. İmam Ömer, Hazreti Ömer'in redalan tabiriyle duam acaba kabul olur mu? Bu şeytanidir diyor bu zan. Sen acaba dua edebilecek miyim? Ondan kork, endişe et. Yani duam kabul olacak mı diye endişe etme. Ki dua yapılamaz, çok zordur. Edebiliyorsan, Allah daha önceden kabul etmiştir duanı ki edebiliyorsun. O zaman sen olmayı enfusi tefekkürde oluyor. Yoksa hep aleminde ben oluyorum. Onun için din adına kavga etme. Din adına umumu hukukta bahsetmiyorum. Kendi iç aleminde. O muhaber şey diyorlar. Desin. Genel etmi milletin sözüyle radiyallahu anh. Herkes kendi boş sayfasını dolduruyor. Tamam. Bunu tabii tuzun kuru konuşuyorsun. Hayır.
benim kadar eleştiri biraz zor alırsın. Her türlü, her şey küfür müfür, her şey olmuş. Hepsini helal ettik. Ama kader ilahiye bilmeyerek fetva verdiler. Bazı şeylerin bizde ortaya çıkmasına Allah'ça vesile oldular. Haberleri yok. Mesela en bariz şeyi, Allah bu süreçten sonra bize serbest bölgeyi verdi. Sonra içsel doyum verdi. En bahtiyar insan Allah ve ahirette ümitli olup dünyada içsel doyumla kendisi kendisinde zevk ve memnun olarak yaşayabilen adamdır. Hiçbir şey olmasa ne olur? Kuru ekmek ekmeğe batır. Yeter ki düşüncelerine, zanlarına, vehimlerine hakim ol. Cehennem odur. Düşünce. Mutlu musun? Git vallahi mutfakta. Şey, vallahi aç böyle. Ekmeği batır ya. Düşüncen, düşüncen. Mutmain miydin? Evet. Mutmainne. Levvame. Levvame. Ne yapar? Güneş der. Allah buna da met ediyor. Güneş demez demiyor. Ama günaha levme diyor. Yaparken bile elem alıyor. Yap, hem günah lezzetini alıyor hem de yapmanın elemini alıyor. Günah, nefsi levamede olanlar. Bu, aynı anda. Günahtan lezzet alıyor. Menüs bir lezzet var diyor. Aynı anda elem alıyorsun. Aynı anda. İkisini de şahidim. İkisi. Ama mutmain ise zihnen düşünceler var. Cennet odur cennet. O sesi dünya. Dediniz ya işte şimdi en kemal odur dediniz yani. Tatmin oldu mu diyorsun? Heh. İstersen ekmeğin şeye bak. Ha işte bu. Mutmain. Sen sende misin? Sen sende mi geldin? Sen sende mi dolaştın? Sen senden lezzet alabiliyor musun? Sen senle konuşabiliyor musun? Sen senle tanıştın mı? Sen senden kaçma. Tatmin oldun mu? Sen senle tatmin oldun. Diğer hikaye. Kafasında sıkıntılı olan özür dilerim. Affınıza sığınırım. Kafasında bin bir türlü böyle çıkmazlar olan adam özel hayatında da lezzet alamaz. Yok. Çünkü yok kafa. Kafa bitmiş. O bile sakin bir kafa ister. Mutmainine kadar Rab'le muhatapsın. Ondan sonra Rabbül Alemin mi oluyor acaba? Yani üç tane şey var. Rab var. Emri Rabbani, Emri İlahi, Emri Ezeli. Melik-in Nas, İlahi Nas, Melik-in Nas. Bak şimdi. Rab. Doğru. Kulazı bir Rab-in Nas. Melik-in Nas, hariçte melekler, ben de melekelerim. İstidatlarım. Hariçtekinin adı melektir. Bendekilerim meleke. Melekelerini inkişaf ettirerek mülk haline getir. Mülkün olsun. Bütün kainatı zerre yap. O zerreye hakim ol. Rabbi nas. Tamam. Melekelerini uyandır. Ve zat-ı aynâ ol. İlahin nas. Rabbi nas. Melikin nas. İlahin nas. Ben şöyle diyorum abi. Sıkıntıdan kurtulman için. Nefsi emmare, levame, mutmaine, Rab bulma süreci. Mutmainden sonra olan raziye, natıka, safiye ve safiye gibi üç şeyi de olabilir yani. Hiç onu yoğunlaşmadım. Rab'ın alemi süreci gibi. Çünkü muhatap Rab değil artık. Yani zatın değil. Evet. Zat olabilir abi. Gibi. Yoğunlaşmadığım için. Evet. Şimdi sayfa 58'de ben size gönderdim akıl diye. Gördünüz mü? Ben internetim yok. Şimdi telefonu verdim. He. Tamam da yani bir tanesi söylese ben başlayacağım. Baktınız mı? Yani gruptan bakın. Yani meclis-i nurani yapmışım. Ha, tamam uğraşmıyorsun ya. Tamam. Bir tanesi görsün de. Açtın mı? Geçen hafta gönderdiğiniz emirdi. 74'ten başlıyor. Furkan evet diyor, var abi diyor. Furkan kalafat görmüş. Tamam yani. Tam görmüşsünüz, tamam. Görmüşsünüz. Görmeyen de görmemiştir. Furkan bir iletsin abi o zaman tekrar. O Furkan o zaman Meclis-i Nurani atar mısın onları? Ha, yani. Tamam. Ne kadar şey, mesela Rüştü abi, ey rahmetli ya. Abi ya, o niye böyle diyor ya? O zaman da canım sıkardı o adam. Niye böyle oluyor? Ey ya, sığınamdı ya. Daha sığınır. Canım sıkılırdı. Böyle gittiğim zaman böyle kedi gibi otururdum. Elini böyle yapardım. Hmm.
Yine nereye kafayı taktı? Taktın demiyor. Nereye kafayı taktı bizimkisi? Ondan sonra kişi hep konuşmada ikiye ayırdı. Gezdin mi demez. Kendini gezdirdin mi? Yedirdin mi kendini? Böyle tamam mı? Tuhaf cinmiş adamdı. Şimdi abi niye böyle oluyor dedim de lazım olur diye söylüyorum size. Ben bir şey yüceltmiyorum ya. Lazım olmayan bir şey yapmıyorum. Derdi ki lazımdır ki öyle olsun. Öyle olmayacağını nereden biliyorsun? Öyle olmayacağını nereden biliyorsun? Peki olanda hayır vardır. Ha. Şimdi işaretleyeceğiz 174. Tamam abi. Evet. İyi misiniz? Kaç abi? 174. Abi biz iyiyiz de siz iyisiniz inşallah. Siz iyi misiniz? Çok iyi. Çok iyi gördüm abi. Şeydir. Ama ha kötü tarafını söylemedim onu. Bu Eva Emir ve Alim Emir ve Eva Emir tekbir meşgul olmakta. Yani evet sanki o kartın üzerine kazımak gibi, sayı çıkartmak gibi oluyor da hissin. Fakat zıtları da aktif etti. Sıyrılmadım oradan. Bu sefer oradan çıkmak istemedim böyle. Yok. Baktım ki o da benimle geliyor. Vehim. Vesveseyi hallettim. Vesveseyi hallettim. Allah'ın izniyle. Onu vasıta yapıyorum. Tahariye dair ciddiyete vesiledir. Teyakkuza vasıtadır. Tahavunu def eder. Tamam. Beş tane ya. Onu hallettim alemde. Alemimde sorun yok. Ciddiyete vesiledir. Vesvese. Tahariye dairdir. Tahavunu def eder. Tahavun. Üç tane te var. Ha. Ciddiyete vesiledir. Tahavunu def eder. Tahavun. Tahariye dairdir. Teyakkuza sebeptir. Bir tane de var. Lakaytla atar. Ha le. Le. Ha demek ki üç tane değil. Lakayt. Allah'ın izniyle. Fakat yükseldikçe veya sıyrıldıkça vehim peşimi bırakmıyor. Yani bırakmıyor. Bırakmıyor. Öyle olmalı abi. Yoksa İdris Aleyhisselam gibi geri dönmezsiniz. Bize lazımsınız vehim olacak. O bırakmıyor. Yani şey yapıyor, başka şekilde kendisini şey yapıyor mesela diyelim ki korona, morona, corona bir sürü şeylerle geliyor ya o kalkıyor böyle. Yani böyle hava sayfası bir baktım ki hepten bir şey oldu ya böyle hani bir çocuk vardı zor tuttuk Zeytinburnu'na 5. kattan atacaktı. Aa babasıyla geldi falan himen himen diye beyni himen olunca 4. kattan cama bir korktuk tamam mı? Uçacak ya. Lan biz de böyle himenlik böyle hava sayfası bir baktık hakikaten acayip. Bir bakıyorum, ulan nereden geldin lan sen böyle cehennem? Acayip cehennem, vel kuyusu gibi cehennem. Sonra baktım ki, vehimi şöyle diyor, cehli cehennem diyor usta. Duydunuz mu cehennemin çeşidini? Cehli cehennem, cehli cehennem, cehalet cehennemi. Cehennemin cehennemi böyle, tuhaf. Cehli cehenneme düştüm. Ulan vehime bir baktım. Allah Allah, vehimde ya dedim tam vazgeçtim. Hava, ben alem-i şehadetteyim. Hava işleyişim yok. Vehim düşünce şey var ya. Yani bir şey hatıra, bir hadise, bir olay. Aşmam gerekiyor yani bu şey. Onları arkaya geçmem lazım. Vehim bırakmıyor. Ne anladınız abi? Ne yaşadın, ne oldu? Daha da anlamadım da. Yani bu dört tane şey evamede çalışıyor. Yani vehim sizde ne yaptı abi? Neyi mesela şöyle yaptı. Fazla tesiri yapamıyor ama anlık dahi olsa cehennem, normal bir cehennem var ya öyle bir hale getiriyor seni. Yani sen benimle alakası olmayan bir şeyle yani vehim var ya vehim düşünce yani sanki fokur denen bir bildiğimiz cehennem. Sonra baktım ki ne ararsın cehennemi? Cehennem sana vehimdir. Ne vehim, ne cehennem ya?
Peki bunları söylemek için mi yapıyor? Ne ararsın cehennemi? Vehim sana cehennemdir yani. Vallahi öyle. Tövbe İfrat ve tefriti de böyle. Böyle. Benim tefriklerim de aynı bu abi ya. Cehennemde hususi cennet nedir? Vehmini düzeltecek. Mesela bazı kişilerin cehennemde hususi cenneti olacak. Ya cehennemi yapan vehimdir ya. Cehli cehennem. Vehimdir ya. Vehminin donmuş hali olmasın cehennem ya. Allah Allah. O olmasaydı Peygamber Efendimiz'in miracı da miraç olmayacaktı. Ne olmaz mı? Bu vehim başka bir şey ya. Ki onun ama ifrat tefrit vasatı teke geldi ki gördüğünü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. Ne hoşta mesela gidiyorsun değil mi? İman ettik ahirete. Ahirete iman ettik kardeşim. Cennet. Şimdi sen cenneti iman ettin diye, şimdi cenneti görsen, melaikeleri görsen, arşı günü. Şaşırmaz mısın? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir iman etmiş ki gördü. He. Zaten böyleydi. Hiç şaşırmadı. Kalbi yalanlamadı. Eşyanın hakikati ona gösterildiğine delildir bu abi. Evet. Daha alem-i şehadetteyken eşyanın hakikati ona gösterilmiş. Bunları böyle bildikçe deli oluyor. Bir insan nevimden gurur diyorum. Yani illa bir peygamberi yüceltmek demiyor. Onu benim yüceltmeme ihtiyacı yok. O Allah Habibim dedi. Hani halk arasında bir tekelemi var ya. Yalnızlık Allah'a mahsus. Allah da Habibini yaratmış be kardeşim. Allah. Habib yaratmış, mahbub yaratmış, dost yapmış. Hani böyle şey işte. Şimdi yaratmış cehli cehennem. Vehim başka. Bu cennette de varmış. Zanları Allah tecelli ediyor ya. Zat tecelli ediyor. Neyse. Ama adam vehimlerinle diyor ki Rabbimize sığınırız senden diyor. Rabbul Alemin olarak tecelli ediyor. Cennetteki herkesin kendi Rabbine uymuyor. Sığınıyorlar Rablerine. Sonra biraz da iniyor seviye. Sonra da git alimlerinize sorun diyor ya. Sizin Rabbiniz hakkında size kim bunları öğretti? Bir onlara öğrenin. Rabbiniz kimdi? Sonra onlar alimleri anlatıyorlar. O seviyede anlatınca o seviyeye geliyorlar. Tamam Rabbimizsin diyorlar. Nerede anlatıyor? Lubulub'da anlatıyor. Muhyiddin Arabi, Vadisi Kutsi'ye. İşaret-i Cihaz 174. İlmin itası manen ameli emrediyor. İlmin itası manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı, aklın verilmesi, marifetullahı. Burada çok acayip bir şey yapılıyor. Marifetullah oysa bir tanıdıktır bu. Marifetullah akılda değil bu. Hatırladınız değil mi? Nerede olduğunu. Kudretin verilmesi, çalışmayı, cesaretin verilmesi, cihadı manen ve tekvinen emrediyor. Tamam. Şimdi aklın verilmesi diyor burada. Marifetullah manen ve tekvinen emrediyor. Marifetullah neredeydi? Aşağı inelim. Vicdanda irade. İradenin dışa vuruşu nedir? İbadetullah. Öyle anlaşılır iradesi var olduğunu. İbadeti varsa iradesi vardır. İradesi varsa ibadeti de vardır. Bir üstte iradeden sonra ne geliyor? Zihin. Zihnin açık olması marifetullah kadardır. Marifetullah'a kadar zihnin de mekan açmışsın demektir. Gir içeriye biraz da his var. His mabetullah. Dostun, düşmanın kimdir? O nispette hissin açıktır. Dostunu, düşmanı Ali sen yapmayacaksın, tespit etmeyeceksin.
Onu Allah yapmış ya. Allah'ın düşmanından başka düşman edinme. Başına bela sararsın. Allah'ın düşmanları düşman olan yeter sana. Ondan zaten ondan başımıza bela sarıyoruz. Allah'ın dışında düşmanlar ediniyoruz. Yani Allah'ın düşmanından, düşmanlarının dışında düşman. Oysa değilmiş. Şimdi oysa vicdan, irade, ibadetullah bunu biraz önce anlattım. Şimdi işaret-i caz tercüme olduğundan Mesnevi Nirevi işaret-i caz tercüme olduğundan aklın şeyi marifetullah'a diyor. Tercüme etmiş. Marifetullah aklın değildir. Zihnindir. Peki işaret-i caz tercüme olduğundan diğer eserlerde müteber olur. İşaret-i caz ile Mesnevi Nirevi tevil edilebilir. İkinci manası, yani birincisi bu. İkinci bir manası, akıl ile zihin beraber çalışıyor demektir. Aklın mertebelerinden geçinen zihine iner. Aklın limbiklerinden geçen zihine iner. Burada da marifetullah'a dönüşür demektir. Yoksa zihin müstakil marifetullah kesbedemez. Zihin mi? Zihin. Zihin mi? Şey yapardım. Akıl. Yapamaz. Zihinsiz olmaz. Ters söyledim. Zihinin marifetullah. Marifet. Marifetullah'tır. Marifet akla aittir. Tullah zihinsine ait. İşaret-i caz 176. Yani zaten abi kalp seviyesinde olmayınca marifet olmuyor. Marifetullah olmaz. Evet yani özür dilerim marifetullah olmaz. Evet. Oraya inmesi lazım. Ama akıl oraya inmesi lazım. Ama akıl da, akılsız da bu olmuyor. Akılsız olmaz. Akılsız da olmuyor. Çok yok. Tek başına olmaz. Yani bu akıl okuduktan sonra mesela akıl bir alettir diyor ya ruhan işimizden falan. Kenar koy ama akıl hakikaten saatin zembereği ya. Çok zemberek ya. Akıl hakkında kutsi hadis var ya. 176 işaret edeceğiz. Son paragraf okuduk mu? Aklın verilmesiyle marifetullah. Ha orayı atladım. Aklın verilmesiyle marifetullah yani zihnin üstünü açmak zihin mesela harita şöyle düşün Osmanlı sahası 1 bölü 1 milyon. Ne demek? Haritanın altında yazar. 1 bölü 1 milyon. Ölçek. Ölçekler ne demektir o? Yani, 1 milyon kez küçülttüğünde harita. Gerçekler bağlantısı. Heh, yani bu göl var ya büyüklük. 1 milyon defa küçültülmüş. Ya surette böyledir ama aslında şey göründüğüne bakma. Hakikati bu. Heh, şimdi haritada gördük mü abi 1 milyon defa ufalı. Evet. İçindeki balıklar var. Su içer misin? Suyun kokusu. Elini dokunur musun? Farklı mı haritayla? Şimdi haritada deniz gölü gördün. Gittin su içiyorsun. İşte akıl bu bilgileri söylerken zihinde bu göl oluyoruz. Gölde su içiyoruz. Marifetullah bu. Yani 1 bölü 1 milyon yani suyun yapısı, klor yapısı, içindeki balık çeşidi bunlar akıldır. Marifettir bu. Bu marifettir. Marifetullah olabilmesi için suya girdik, içtik, o tadına bak. Hakikaten öyle diyor. Efendim 7'ymiş. H değeri 7'ymiş. Su deposu şey bidonda yazıyor. pH 7'ymiş. Bir de içtim. Bir de bana sor. Allah Allah bu biraz hassas olduğum için hani kalorisi şeyleri biraz ağırlığı hafifliği anlıyorum. Ama hani bizatihi ona şahit olmak, uydurukçasıyla tanık olmak bu marifetullah'tır. Onun hakkında gıyaben bilmek marifettir. Marifet kesbediyorsa. Bu bağlamda aklın kanuniyeti zihindeki zihindir diyebilir miyiz abi ya? Bir de söyle. Aklın kanuniyeti. Yani yani hakikat mıdır, kanuniyet midir tam şey yapamadım. Yok, hakikat diyemezsin ya. O zaman kanuniyettir çünkü vicdan kanuniyettir yani. Kanuniyet. Çünkü kanuniyettir oralar. Evet. Hakikat kalp yani. Evet. Yani arkadaşlar zihin tefekkürle mekan açıyorsun ya.
akıl ilmel yakin midir? Öyle bir evet ilmel yakindir diye nokta koyamayız ki. Bazı ilmel yakin var ki aynel yakin seviyesinde. Kastamonu 25'te der. Şey, hava zerrelerini görmek aynel yakin mertebesi. Yani tabii yani mesela o seviye o seviyede var ama sureti ilmel yakin. Mesela diyor zaten ustad. Uzaktan dağdan bir baktın duman çıkıyor. İlmel yakin bilirsin ki ateş yanıyor vadinin arasında. Gittin gördün aynel yakin. Elini soktun hakkal yakin. O suya girmek misal edildi. Evet. Aynel yakın. O aynel yakın. Görmek değil o. Okumak ilmel yakın. Göl bir taksim bir milyon, bir bölü bir milyon göl. İşte bir sürü coğrafi konumlarını bildik. İlmel yakın. Gittik oraya. Ha? Aynel yakın. Aynel görmek. Elimi su içtim falan, girdim, yüzdüm, yiyorum, içiyorum. Bu hakkalik. İşaret icazı 176. Şunu ben neden anlamıyorum Hasan abi? Şu son, en son cümlenizi. En son cümlenizi. Diyor ki, marifetullah... Ben niye oraya atlıyorum? Hala okumadım ya. Yine mi atladınız? Ya ya. Çünkü zihnin vazifesi marifetullah idi. Kalp haritasını bir kuvveden bir fili açmak. Şimdi, ya bunu sanki tam tersini alıyorum abi ya. Şimdi, kalp olmuş olacak... Kalp haritayı kutsiyedir. Tamam mı? Kalp. Haritadır. Her şey. Neyi seyredersen, neyi görmek istersen açılma nispetinde görürsün. Kalp. Haritadır. Zihin ise mekandır. Ama orada gene akılla iş yapıyor o zaman. Akılsız hiçbir şey olmaz. Akılsız kaybeder. Hep o. Sır bu. Ruh bile. Ne olduğunu anlatmak için hadisi kutsi zikredin bil mana. Allah öyle cebir yapmıyor. Ruhu buraya sokmak istedi bedene. Ruh girmek istemedi. Mutlak ve muhit olan bir hakikat. Muayyen ve has bir yer olamam dedi. Girmek istemedi. Akla tam şey ruha dedi ki teminat verdi. Sen mutlak ve muhit ve has ve hususu olmak istemiyorsun ama inbisat ve inkişafına vesile olacak sana bir hizmetçi vereceğim. Ruh nedir dedi ya Rabbi? Dur. Aklı çağırdı. Gel dedi. Geldi. Git dedi. Git. Otur dedi. Ruh da söyledi. Oturuyor. Kalk dedi. Kalkıyor. Konuşuyor. Soru soruyor. Cevap veriyor. Bunu sana hizmetçi vereceğim. Kabul etti. Kim? Ruh buraya girmeyi kabul etti. O kadar onu ikna etti yani. Evet. Akıl ikna etti. İmada tatmin oldu. Yani o onun için hadisi kutsuda akıl böyle bir o zaman dedi ki şanıma yemin olsun ki senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Kutsi. Böyle bir şey ya. Akıl hep delille çalışır ya. Yani genelde. Evet. Bu delillerin hepsini de sanki zihinden alıyor hanım olarak. Yani şöyle. Yani dimağda diyoruz ya konuşurken tek tek konuşuyoruz. Tek tek konuşuyoruz. Dimağdaki mertebe var. Tahayyül, tasavvuf, taakul, tasdik, akıl vesaire. Tek tek konuşuyoruz. Ama biliyoruz ki hepsinden aynı anda besleniyor. Hepsine veri veriyor. Ama çalışmasını sistemi için tek tek konuşuyoruz. Akıl da bunun gibi vicdanla aslında akıldan sonra ne var? İzan var. İzandan sonra vicdana iniyor. Evet. Ama yani böyle olmakla beraber direkt böyle şeyleri var. Hepsiyle. Hasan abi bugün keşke hasta olup da gelmeseydi diyeceksiniz benim için ama Mehmet abinin söylediği beni biraz şey yapıyor Hasan abi. Şimdi mesela dün izlediniz mi İstanbul'un fethini kutlamalar yaptılar Hasan abi. Bir nokta, bir mercek Hasan abi. O mercekten Hasan abi gökyüzüne ışık veriyorlar. Gökyüzünde o ışıklar şekil alıyor. İşte kılıç oluyor, at oluyor, işte Fatih'in şeklini çiziyorlar falan filan. Yani o ilk ışık mercek tabiri caizse zihin Hasan abi. Şimdi biz burada zihni mi giriyoruz, zihni mi açıyoruz Hasan abi? Çünkü bir kuvveden bir fiile çıkması zihni açmak oluyor. Yani yahut da zihnin içinde... Zihni açıyoruz.
Zihni mi açıyor zaten? Zihni açma, dışarıdan açılmıyor. İkisi oluyor. Giriyorsun içine. Tefekkür anında zihindesin. Şunu şöyle bir misal vereyim. Anladın bak. Anladım abi. Bak şöyle. Anında, o anda. Anladım. Şöyle bir misal verebilir miyim abicim? Resulullah'ımız iktisatla alakalı değil mi? Abdest alırken dahi, yani böyle bir hadis var diye biliyorum. Su kenarında. Kan suyun kenarında dahi abdest alırken suyu israf etmeyiniz diyor değil mi abi? Şimdi suyu israf etmeyerek suyu depoda bir yerde saklamıyorsunuz. Su zaten akıp gidiyor. Siz kendi zihninizi yapılandırıyorsunuz Hasan abi. Yani bu o suret nehir burada. Bunu kabul etmek çok zor işte. Ben bunu denizlere gidiyoruz ya bazen memlekette. Öğle namazı kılacağım. Hakikaten elimi sokup da böyle yapabilirim suyun içine. Allah Resulü hatırladı ben. Öyle demiş. Bir böyle hatırlıyorum. Bir de banyoda diyor ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bileğinizden aşağıya soğuk suyla yıkayın. Başarısı olmaz diye. Şöyle diyorum. Bunu öyle yıkamaya çarpmayın. Allah Resulü dedi ki diyorum. Konuşuyorum ha kendi kendime. Allah Resulü dedi ki bir buradan aşağı yıkayın bilekten. Ben de onun için yıkıyorum. İnan hem su değişiyor hem bendeki titreme değişiyor. Telkin ediyorum. Orada onun şahsı maliyesini var ediyorsun. Kimi hayal ediyorsanız aleminize misafir etmişsinizdir. Kime dua ediyorsanız aleminize yeri açmışsınız. Nereyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Bu hava şeyinde hepten acayip oldum bu dört ağaçta. Düşünme mi? Tefekkür mü? Şimdi düşünmede de oluyor, kafirde de oluyor. Oluyor. Sufli şeylerde, sufli oluyor. Yani mübah şeylerde düşünce var. Ama zihne geçebilmek için vicdandır. Vicdan adamı tefessü etmiş. Zihni yok. O zaman tefekkür yok. Yani buradan da girersin yani. Tefekkür onlara ait olmadığını. Çünkü tefekkürle sana mekan açılıyor. Yani adamın zihni bitmiş. Zihni bitmişse yani vicdanı bitmiş yani. Vicdanı bir tefesi etmiş. Ama mütecaviz kafirin vicdanı bitmiş biliyor musunuz? Onun için vicdanı kafirler var. Mütecaviz değil o. Nötr kafir. İddialist kafir. İki, ustad onu ikiye ayırıyor. Adem'i kabul, kabul Adem. Adem'i kabul, o kafire Müslümanlık nasip oluyor. En sonunda Adem'i kabul. Ya ben yani din miyim böyle bir şey duymadım zaten. Ya duysa bile lakayt kalmış. O Adem'i kabul Adem ise yani çizitim. Ama yapmıyor. Yani şöyle değil, terse gidiyorsun. Bu vicdanı tefessü etmiş. Bu ispatı, küfrü ispatlamaya çalışıyor. Evet. İddia ediyor. 176 işaret çizer. Küfran-ı nimet aklen de haramdır. Aklın haramı küfran-ı nimetmiş. Demek helal haram kavramı aklında var. Küfran-ı nimet aklın haramıymış. Yani gözün haramı var ya harama bakmak. Kulağın haramı var ya işte sesin çeşidi. Aklın haramı da küfran-ı nimetmiş. Evet. Şimdi saat 3.30 ne kadar oldu ya? O zaman zıttıyla bakacak olursak sana hamd etmek veya şükretmek. Onu işaret icazında söylüyor. Şey, şu anlarda söylüyor farkı. Değil mi? Maddi ve manevi nimetlere hamd etmek. Şükürse maddi nimetler az. Yani siyata, servete şükür. Ama hamd ise elhamdülillah Rabbil hamdü ham maddi ve manevi. Yani bunu akılla mı yapıyoruz demek istiyorum ben? Hamd ve şükür mü? Yani akılsız hiçbir şey yapamazsın ya. Hiçbir şey yok. İşaret edeceğiz 178. Bilhassa hayat insani tabakasına çıkan hayat aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Herhalde bunu okuruz keseriz herhalde. 3,5 saat. Olsun. 1,5 saat olmuş. Değil mi? Tamam. Tamam. Yürüyelim. Değil mi? Tamam. Bakayım bir işi nasılsınız diye. Yani daha biz de akla yeni giriyoruz.
Evet. Bir daha. Aklın nuruyla alım. Aklın nuruyla. Bir akıl var, bir de nur var. Bilim. Onunla şu. Hemen başlamadan şöyle yapayım. Kim o? Gafur, ben geldim. Evden çevirmesin lan. Bir geldim. Ramazan'da yapardım öyle. Ama yanlış yapıyormuşum ya bazen. Hani çünkü kadınlar eskide, yani evde kadınlar derken bir kardeşimiz, Nurcu kardeşimize yapardım öyle. Tek tük ya. Yani iftarına gideyim böyle. Düşüncem de şu. Benden dolayı bir şey yapmasın. Çorbasını benimle bölüşsün. Yani onun için yapardım. Mantığı o. Onun için niyetim oydu. 15 dakika kala o da meğer üzülüyormuş evdekiler. Mesela buna ait bir şey söyledim. Ben geldim. Bunu derslerle. Tamam, geldim. Bir daha. Bir daha demez misin? Bir de sen gel. Ha. İşaret edeceğiz 178. Sözler 506'da. Aklın nuruyla o alemlere gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz o alemleri. Şimdi o da iadeyi ziyaret edecek de. Biz de deriz bir de iadeyi ziyaret et. Aklın nuruyla oraya gidiyoruz. Aklın nuru demek, okuyacağım zaten bir manası. Aklı, akılla alakalı aktif olan her şey. Hasan abi. Akılla alakalı olan vicdan, kalp, ruhta olmamış. Akılla, aklın aktif ettiği her şey. Aklın nuru. Bilgisayarda benim gittiğim internet sitesi zaten bana geldiği için ben görüyorum. Görüyor musun? Yani ben alemlere zaten hani gittim, onun bana gelmesiyle oluyor. Geldiği için gidebiliyorsun. Onlar demek hazır değil mi senin şeyinde? Yani, tamam, mesela diyelim ki internette herhangi bir siteye girdiğiniz zaman bir yere gitme, o zaten kanun itibariyle sende hepsi hazır. Tıkladığın zaman onun içine giriyorsun, o var. O geliyor sana ki sen evet. Giriyorsun. O açtığın anda, mesela YouTube'a girdiğin anda her şeye hazırsın, her şey var sende. Bir üstünü açacaksın, iki menzil gibi. Bu menzilde çıkıp o menzile gireceksin. O bilgisayar ekranı zannediyorsun değil mi? Resim zannediyorsun, film zannediyorsun. Yok, tamam, onu demeksin. Ben başka bir şeye geçtim başka. Yani başka psikolojiye girdim. O video zannediyor musun bilgisayar ekranıdır? O bir alemdir. O iki menzil. Onun içine giriyorsun. Her seyrettiğinizin içine giriyorsun. Giremezsen zaten seyredemezsin. Düşüncelerden gittin mi? Onlar zaten düşünce, her şey oluyor yani. Düşünce bu işte. Her düşünce YouTube'daki bir video gibidir. Şimdi okuyorum. Bir daha. Bilhassa hayat insani tabakasına çıkan hayat. Hani 5 tane tabaka şey vardı, mertebe hayat vardı. Kaç tane varmış? 5 tane mertebe. Ama burada ne diyor? Hayat insaniye tabakası varmış hayatın. Latife insaniye tabakası. Usta diyor ya, kalbin ve ruhun derece hayatına çık. Derece hayat. Nedir o? Latife insaniye. Çıkınca ne oluyormuş oraya? Latife insaniye kaptedir o. Bu arada da şeyi söyleyeyim. Hollanda'ya beni davet ettikleri zaman hep latife insan edince bu gülüyor. Allah mekanını cennet etsin. Bu arada dua ediyorum. Ali Uçar abi. Eindhoven diye bir şehir var. Almanya'dan girerken ilk şehir. Hollanda'nın ilk şehri. Orada bir basket şeyini satın aldı. Kapalı salonunu. Ali Uçar abi. Şu anda toprakta değil mi? Isparta'da yatıyor. Eindhoven'de basket kapalı salonunu satın aldı. Orada ders yapmayı Allah nasip etti bana. Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan. Ana baba günü ya. Çok kalabalık. Ve o orada o top oyun, basket oynanan yerde oturdular. Orada niçin bunlar? Ne alakası var? İlk hayatımda latife insani orada yaptım. İlk. Latife insani deyince hemen hem o geniş saha hem kalpteki geniş latife insani hatırıma geliyor. Ali Uçar abi. Bunu nereye bağlayacağım?
Arnavutköy'de yapılan dershane 75 metrekare Zeytinburnu salonunda yapıyorduk dersi. Orası 300 metrekare. Onu gördüğüm zaman temel atılırken inan o Ali Üçer abinin satın aldığı hemen böyle satın beton atıyor ama adam. Hemen Ant Hoven diye o işte Latife insanı yaptım. Şöyle dedim kendime. Osman'a da anlattım bunu. Hatırladın değil mi Osman? Evet, evet. Orada anlattım. Sen dedim ey Hasan, o zaman şey çalışıyorum. Evamiri tekviniye sen yap, betonu ben atacağım. Ant Hoven'de Latife insanı ders yaptın ya. Burada ne Latife insaneler olacak? Bir baktım 75 metrekareden şey gittim ya Antfon'un. Orası çok büyük geldi. Sonra baktım böyle. Baktım 300 metrekare yerimiz alıyor ya şimdi. Evet, böyle ikinci kat atılıyor. Onun hemen orası hatırıma geldi. Tamam. Hemen orası hatırıma geldi. Şimdi Latife insanı beni oraya götürüyor. İlk ömrümde ilk Latife insaniyeyi geniş insanın geniş sahasını geniş bir yerde nasip oldu. Çok şükür. Şimdi bakın aklın nuruyla diyor. O alemler aklın nuru demek aklın aktif ettiği her şeyle. Ne yapar? Tabakayı bir de iki şeyimizi yıkalım. Hayat mertebesi 5'ti. Bu normal. Ama başka bir mertebe de var. Tabaka-i insaniye. Başka? Kalbin ve ruhun derece hayatı. Hayat o da. Aklı nuruyla o alemler gezmiş olur. Dedi. Bitti. Hayat kendi içinde meratipleri var. Birinci mektupta. Hayatın kendi içinde meratipleri var. Birinci mertebe tabaka-i hayat neydi? Bizim hayatımızdır. Değil mi? İkinci tabaka-i hayat kimindi? Hatırlayın. Osman birinci tabaka, ikinci tabaka hayat insan kimdir? Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam. Hızır. İkinci. Üç. Üçüncü İdris'le İsa. Birincisi şey ikincisi kim? İkincisi Hızır'la. Hızır'la. He? İlyas. İlyas. Üçüncüsü? İdris'le İsa. Dört. Şühedan hayatı. Beş. Kubur. Peygamberlerin. Ehli kubur. Ehli kubur. Normal ölenlerin he? Bir şey söyleyeyim mi abi? He. Bu Yasin çok söyler. Bir mesela misal bir sırrı hayattan bir de hayatın sırrı var. Şimdi onu hep ayırır. Oradan beni de bozdu biraz. Sanki böyle baktığımız zaman o ilk beş tabaka sanki sırrı hayat gibi oluyor. Ama hayatın sırrı deyince tek tek bunlar. Tek bunlar açılıyor. Latife-i insaniye falan bunların her biri hayatın ayrı ayrı sırrıları sanki. Hayatın içeriğiyle ayrı. Hayat ile kazanılan ayrı. Aynen. Neye benzer? O beş tane bak nizam nizam duvarın düzgünlüğü. İntizam o duvarı meydana getiren düzgün tuğlalar. Düzgün tuğlalarla düzgün duvar olur. Evet. Sonuç nizamdır. Süreç intizamdır. Niçin söyledim? Hayatın kendisi, bir de hayatın biz hayatta kazanılan ayrı. Bir de mizan var. Evet. O da var. Başka. O da var. Şimdi bu şimdi okuyorum bir daha. Hayat kendi içinde meratipleri var. Birinci mektupta bilirsiniz dedim. Buz gibi birinci tabakası buz. Bu buzdur. Hayatta su görmemişe. Buzdan suyu ispat etmeye kalkmak çok zordur. Çünkü göremez yani. Görmediğime inanmam der, tutturur. Oysa onu görmeyi gözle değil, kulakla değil, akılla yapacaktı. Ali kızını dersten sonra görecek, başkası da görüyor. Gözle bakınca odur, bendir. Ama kalben, aklen, vicdanla görmek ayrıdır değil mi Ali? Mesela onun delili nedir? Dükkana girdiğin zaman dersten sonra ben mesela meyve atırma gelir. Sen şey yapınca ilk önce kızıma ne alayım ya? Kendinden önce. Öyle mi abi? Evet. Başka bir göz değil mi?
Gel abi buraya. Buz buzdur. Suyu anlatamaz. Sudur. Buz buzdur. Gir içeriye. Sudur. H2O'dur, devamlı kullandığımız. H2O'dan sonra enerjidir. Biraz da arkası kuvvettir. Biraz da arkası maddi hayattır. Biraz da arkası aynı hayattır. Ama bir yere gitmedik, aynı yerdeyiz. Gördünüz mü? Aynı hayat kim için kullanıyor? Cennet. Buz nedir? Cennetin alem-i şehadetteki bir etsası. Buz olarak et ve kemiğe büründüm, Yunus diye anıldım. Oysa ben hiçbirisi değilim. Tamam, bununla kullandık malzeme, koyduk. Bunun gibi hayat. Bak buz, ama arkasındaki meratiplere bak. Buz gözükmüş. Burada da hayat gözükmüş. Arkası bak. Bir daha. Buz, arka süreci. Hayat, arka süreci. Hepsi birbirinden farklı. Ya şu kelime abi, aklın nuruyla alemlere gezmiş olur diyorsunuz ya abi. Bunu siz şöyle çok güzel açıkladınız. Aklın tesir ettiği her yer dediniz ya abi. O zaman akılsız hiçbir şey olmuyor abi. Olmaz. Akılsız şeysin. Muhattin böyle camit veya nebatsın bir şey. İnsan olmuyor o zaman ya. İnsan olmuyor. Din yok. Din yok. O zaman böyle şey gibi, sanki anasından düşük olmuş bir şey, et parçası gibi, onu da beze, beyaz beyaze sararlar, gömerler. Ne cenazesi kılınır, ne helallık alınır, öyle. Anladın? Düşük gibi. Aniden düşük, beyaz bir beze sarıldığı gibi, kefenin de yedi kaşı şu sistemi çalışmaz. Bir beze sarılır. Hayatın da düşükleri var. Sen abi yanlış mı söylüyorum ama? Hayatın da düşükleri var. Beze sar gönder, bir şey değil ya. Artık ona telkin, melkinler, bezler, kefenler, törenler yapmaya gerek yok. O hayatın düşükleridir. Et parçası gelmiş. Sığırın da ruhu var. İnsanın da ruhu var. Akıl bunu fark ettiren şey. Yani ruhu, yani aklın bir sıfatıdır. Furkanlık. Furkan olmak. Çok güzel yerde oturdun. Yani ruh sahibi olmak, o zaman hani ruh mertebeyi hayatına çıkmak, aynı ruh değil ki. Bir hayvani ruh var, insani ruh var. Yani aynısı demezsen. Akılsız olursa sığırın ruhu var. Ona zirruh derler. Evet. Ama zi-akıl değil. Akıl olmayan içeri girip detayına işemiyor akıl, evet, olmakta. Artık ne anladınızsa, tamam. Herkes bir şey anlamıştı, bir mertebe. Hepsi doğrudu. Ama ben gayem bu değil. Başka bir yere gideceğim. Camidat, hemen hayalinizi kullanın. Çünkü bu derste hayal kullanılmadan yürümez. Camidat Ali taştır. Gir içeriye. Nebatat. Hayat oldu şimdi. Hayvanat. Görüyor musunuz? Daha içeriye giriyorum. Cin. İçeriye gir. Melek. İçeriye gir, insan hayatı. Ne koydum bunda malzeme? Ne olacak ki bu kadar malzeme kullandın? Bab-ı insaniyet 10. sözün 11. hakikatında 11 tane insanın mertebelisinden bahseder. Tabaka insanı o. Bab-ı insaniyet, insan değil, insan olacağız. O bir, o alemler. Bab-ı insaniyet, bab kapı, insaniyet kapısı, insan girecek oraya. Buraya insanlar girer, insanız. 10. sözün 11. hakikatında bab-ı insan, 11 tane sıfatı var. Orayı şey yaparsan, bu tabaka insani çıkmış olursun. Tabaka insani o. Allah Allah. Haşirin alakası var bunlar bir ya. Sen olacaksın. Allah Allah. Ne aşırı ya? Kalp neydi? Kalp. Alem itibariyle bizim dışımızda karşılığı neresi? Arş. Arş peki şeceri hilkatte neyin üstündedir? Cennet cehennemin üstünde. Bırak şimdi cennet cehennemi. Bırak onu isteyenlerin olsun. Sen onu iste.
Ondan onu iste. Ya Rab ben senden seni istiyorum. Niye? Ben benim olayım diye. Ben olayım diye seni senden istiyor. Allah'ım benden beni isteyin. Ben ne talep ettim? Tamam. Ne anladıksa kat edersek tabaka insaniye çıkar ve aklın nuruyla alemleri gezer. Aklın bir nuru var 29'un sözde. Aklın bir de ziyası var. Değil mi? Aklın ziyası var mı? Hayatın ziyası mı geçiyor? Aklın ziyası da var. Başka yerde. Aklın ziyası yazar mısın? Aklın ziyası var mı? Bak. Aklın ziyası ile ziyası ile yazarsan başındaki kelimeye akıl olduğunu bakarsın. Öyle şey yapıyoruz. İkinci kelimeyi yazınca başını. Aklın kendisi ziya oluyor böyle olunca sanki. Yani bu, şimdi Hasan abi Erdit çok söyler ya, foton geliyor güneşten, vurduğu yerde renk alıyor. Gelen ziyadır. Nur vurduğu yerde ortaya çıkandır abi. Evet. Yani şey yapın sen, bakın meşgul olun. Tabaka insaniye çıkar ve aklın nuruyla alemleri gezer. Aklın nuru, kalbin ziyası varmış. Burada aklın ziyası yazmamışım. Bak burada aklın nuru, kalbin ziyası. Aklın nuru, kalbin ziyası. Yok galiba değil mi? Tarih olarak yok. Kalbin yok. Onun ziyasıyla diyor. Ha, kalbin ziyası var. Yazdım zaten. Ziyasıyla olan tümüne bakıyorum da. Aklın nuruyla alemi ruhaniyede gezer. Alemi misale seyahat edermiş. Şimdi hulasa ediyorum. Yok abi. Yok. Ziyasıyla kelimesinde yok. Kalbin... Yok. Kalbin ziyası, kalbin nuru akıl oluyor o zaman. Ya, aklın ziya. Demek ki zaten yazmışım. Aklın nuruyla, kalbin ziyasıyla. Artık bunu biliyoruz ziya ile nur farkını. Ha. Şimdi hayat insaniyenin kendi içindeki tabakalarını okuyorum. Hayat insaniyenin. Hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismani gibi nevilere ayrılıp imbisat edermiş. Hayat-ı maddiye, yani bu bütün maya, bu madde var ya, şu nar, incir, domuz, deniz, dağlar, tepeler, alem şehadet, hepsi benim hayatımdan yapılmış. Şöyle diyeyim ya, 336 lemalar hayat bahsinde. Allah'ın dışında arş, kürs, cennet, cehennem ne varsa hepsini koyun makineye. Özünü alırsanız hayat olur. Tamam mı? O hayatın da özünü alırsanız makineye koysak his ve şuur olur. Bak bütün alemleri taşıdı his ve şuur. Yani tefekkür anlıyor musunuz? 18 bin alemin hulasası hayatta. Dersin başında mukaddeme yaptık. Bütün kainatı bir zerre yap, o zerreye hakim ol. Hayat. Hayatına hakim ol, bütün hayatla olan şeye hakim olursun. Sonra his ve şuurun özünü al, akıl olur. O da bitti. Öz alınmaz daha. Ruh hayatın sabit ve müstakil zatı ve ceveridir. Özü değildir. Ceverdir. Hulasası değil. Cever. Şimdi hayat maddeyi anladınız mı? Benden olmuştur her şey. Peki ne demek? Niye söyledim? O hayatın zerresi var ya, karınca da var. O karınca da o hayat olunca, o hayat 18 bin alemi hulasası olunduğu için o karınca 18 bin alemi hulasasıdır. Hayat vasıtasıyla etsai kainat efradı, hayat vasıtasıyla kainat nevi hükmüne geçer. Madem bu hayat zerresiyle, özelliği şudur. İğnenin ucu kadar bile hayat en büyüğü, en genişi, en küçüğe, en büyüğünü, en küçüğe,
en genişi en dara, en iyi en diğerlerini cem edendir, dönüştürendir hayat. 18 bin alemi noktadır. 18 bin alemi noktasıdır. Şey, Hasan abi siz diyorsunuz ya, mevcut fani olandır. Ama baki mevcuttan çıkıyor. Evet. Oradan çıkıyor. Yani burada da baki faniden çıkar diyor. Öyle diyor. Dertler şey, dermanlar nereden çıkıyor? Kara ne, dermandan çıkıyormuş. Karadeniz'de gemi batmış, Akdeniz'de gemi çıkıp arıyorsun. Nerede battıysa oradan çıkaracaksın. Dert neredeyse, derman da ta kendisidir o. Benle kavga ettin de Osman'la barışıyorsun. Olur mu? Ha, hayat insanlığının kendi içindeki tabakalar bir. Hayat-ı maddi iki. Hayat-ı ruhani var. Üç, hayat-ı manevi var. Ruhaniyenin değil. Ondan sonra hayat-ı cismani var. Yani cennette insan veya Miraç'ta Allah Resulü cismiyle ve ruhuyla gitti. Bak bu. Cennet cismanidir. En kesif, en cami aynadır sırrı. Şimdi bu burada izah daha olmadı. Malzeme. Tamam, bu malzeme. Şimdi ben burada bıraksam bu durdu olmadı. Şimdi 506 ile okumam lazım bunu. Çünkü 506 da aynı bunu işliyor. Şimdi okuduğum devam ediyor. Teyit noktasında daha değil. Malzeme açılım noktasında 506'da sözlerde diyor ki o ziyaret kendi aklı ile avalim-i ulviyede bir, ruhiyede iki, üç, cismiyede gezer. Burada sıralama tam manaya mutabık. İşaret-i cazda tercüme olduğundan sözler esas alınır. Görün diye. Birincisi avalim-i ulviye, iki avalim-i ruhiye, üç avalim-i cismiye. Şimdi aslında yukarıda şey yapmış. En şey kutsi nedir? En yüksek ulvi. Sonra ruhi. En basit hangisidir? Cismani. Oysa en cami cismani sözlerde. Anlıyor musun? Akıl işi değil bu iş. En kesif, en cami olma sırrı ile ulvi, ruhi ve cismani. En cami cismanidir. Mesela diyelim ki dört tane arş var. Nur, hava, toprak ve su. En cami Allah'a gösteren hangi unsurdur? En fazla Allah tarif eden. Toprak. Sonra hangisi? Toprak, su. Sonra hava ve nur. Ama mantık kafaya göre Allah'a en iyi gösteren nurdur ya. Yani hakikaten öyle düşünüyorduk başka. Risale'den önce öyleydi ya. Çok tuhaf ya. Şimdi bak şey, sana soruyorum. Ulvi, ruhi, cismani. Hangisi daha kaliteli? Ya ulvi veya ruhu diyeceksin. Evet, ama cismani abi. Harbi o kötü cismani. Demek başka bir şey ya Timo. Yani kafamız acayip yani. Mesela dünyada ilk önce anne karnında çocuk inşaat olur. İnşaat, tuğlalar gelecek. Sonra inşaat oldu mu abi 4 aya kadar? Hayat gelecek. İnşa, ihya. Hayatlanacak. Sonra ruhu gelecek değil mi? Sistem öyle çalışıyor. Ahirette ise diyor 10. sözde ilk önce ruhun gelmesi var. Sonra ihyası var, sonra inşası var. Yani ruh kendisine uygun elbise alacak. Burada ise elbiseye göre ruh oluyor. Mesela bakıyorsun bu adamın simasına bak, konuşmasına bak, ruhu da o cinstendir. Burada cesede göre ruh, orada ruha göre ceset verecek. Nasıl inkişaf ettirdin ruhunu? Nasıl imbisatla inkişaf ettirdin? Ona uygun ceset alacaksın. İçin dışına çıkacak. Ya. Hasan abi, akıl benim kanatlarım yok, ben sizin gibi uçamam dediği noktada nasıl oluyor abi? Yani bu acaba bu ehadiyetteki gezme mi? Yani bir ehadiyette, bir de vahidiyette, vahdette cismani... Osman, bu soru evet çok geniş. Ne kadar cevap veririz hepsi doğrudur ama kanatı... Bu az gidiyoruz derste, biraz şey gidiyoruz zannetmeyin. Dikkat ederseniz belki de her bir şey derse en az 6'nı 10 tane derste dolduruyoruz. Hı. Mesela ben şuna kanaat vardım ki emir, evamil, altını doldurmadan gidilmiyor. Olmuyor. Yani 6 en az meşgul olan benim kadar da meşgul olmanız lazım ki üstüne bir şey beraber koyalım.
Şimdi böyle oluyor yani. Az gidiyoruz ama doğru. Şu anda mesela ne kadar şey kullanılıyor. Mesela o dimadaki aklı bilmesek bu kadar hepiniz rahat giremezsiniz. Onların hepsi çalışıyor altta. Mesela bilgisayarda senin mesleğinde bir şey yapıyorsun, bir film mesela, ama ne kadar program çalışıyor değil mi? Ya. Şimdi devam ediyorum. İşlenmiş mi bu? Bu şeyi ben hatırladım da, bu avalim olmaya, ruhiyeti, şey acaba başka bir cihetini mi işliyorsun? Başka herhalde. Şimdi bakayım, devam edeyim. Burada sıralama tam tamamına mutabık işaret icazda tercüme olduğundan sözler esas alınır. Mukadder olarak avalim-i maddiye var. Yani üç tane söylüyor sözlerde. Avalim-i ruhiye, avalim-i ruhiye, avalim cismani. Bunları kim fark edecek? Avalim-i maddiye. Ne şey yapıyorsun? İşaret icazda kaç tane var abi? Dört. Maddiye mi var? Maddiye var. O tür durumda ben şöyle yapıyorum abi, işaret icazda mesleviyle, hani böyle kelime çalıştığımızda çok kritikse, Arapça şeyine bakıyorum. Orijinal mi? Metnine. Zaten orayı bulduğun zaman hani maddeye yani onu demiş mi, yoksa onu izah etmek için beklediği, o gözüküyor Arapçada. Hani evet. Öyle yapmaya çalışıyorum. Evet, o da var. Bir de şu var. Mesnevi-i Nuriye, işaret icaz, fidanlıktır. Hulasadır. 14 ciltin hulasasıdır. Onun da hulasası, onun da tam son çekirdeği mahkemattır. Devam edeyim. O zaman sıralama şu. Avalim-i maddiye, avalim-i ulviye, yani en kesif, en böyle avalim-i maddiye, ulviye, ruhiye, cismaniye. Daha dünyadayken hayatın hulasa olan tabakalarında geziyor insan aklı. İnsana uygularsak bunu, avalim-i maddiye alem-i şehadet, avalim-i ulviye kalbin hayatı, avalim-i ruhe ruhi hayat, avalim-i cismani cennet hayatıymış. Yani akıl normalde lehf-i mahfuz'a kadar diyoruz ya, bu ifadeye bakarsanız gezdiği lütfu olarak ruhiyeyi de geçti. Niçin? Geçti, evet. Mesela diyelim ki Miraç'ta değişiyor mu? Format mı değişti? Hayır. Şöyle, format şey değil. Şimdi mesela diyelim ki üniversite diplomasında var ya böyle, hani gidersin ilkokulunu götürürsün. Şimdi Miraç'a gittiği zaman aklını bırakıp gitmez ki. Aklın o hakikatını bırakır, mahiyetine dönüşür. Mesela bu alem-i şehadette aklın suretidir. Yani o zaman bizim bak, hemen şey için abi. Akıllı lehf-i mahfuzdadır, kadardır ve liman karşılığı dediğimiz aslında hakikatini kastediyoruz. Evet. Evet, hakikatini kastediyoruz. Mesela diyelim ki harama bakmak haram ya. Rüyada görüyorsun, haram değil. Ama alem-i misale geçince değişiyor. Haram kavramı kalkıyor. Anladın mı? Şeriat mı? Riyad şartların olduğu yerde. Zaten Miraç zaten akla yaptırılıyor yani. Öbür zaten ruh her zaman her yerde ki. Yani akla da yaptırılıyor. Niye? Akla da. Sadece akıl olur mu? Olmaz. Kalp ve ruhuyla. Çünkü insan 18 bin âlâ hulâsı hepsine miraç yaptırılıyor. Vicdana, kalbe, hisse, akla, duyguya, latifeye, sırra, hafiye, akvaya, hepsine miraç yaptırıyoruz. Ama herkesin farklı oluyor be abim. Ya gene Hafız Ali abi bir derste nasıl olmuş ya? Hasan Feyzi abi için diyor başka. Sungur demiş. Ben Sungur abiden 1986'da duydum veya 87 mi neydi? Fındıkzade'de Rüşt abiye dedi ki, diyorken duyuyordum ben de. Hizmet ediyordum onlara. Dedi ki, Sungur, senin kalbinin derinliklerinde olanlar Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir dedi. Bu hal. Mesela delilik noktasına ve dedi Tayyar abi, müdebirlik, yönetim, sevk idare, dershanecilik, Sümeyra. Beşer açısından söyledim abi. İnsanlıkta yani beşer olarak ekseriye avamdır ya. Hani herkes mutlaka kalben yapıyor mu ki miracı veya ruhen? Yani şöyle oluyor be abi. Çok insan sanki küllü olmuyor. Dışında çıkamıyor. Yani şöyle, bir hissin bir miracı olabilir kısmen. Duygunu olabilir tek tek.
aklın miracı olabilir. Aklın miracı var zaten. Var. He, mesela lef-i mahfuz'a kadar girer. Aklın miracı sıfırası. Lef-i ezeliye girer diyor 16. lemada. Bazı zatlar. Ha, o kadar. Mesela adam kalbe kadar gider. Kalbe kadar. Arşa kadar miracı olur. Adam nefsi emmare yemez, içmez, tamam mı? Mülme mutmene kürse kadar çıkar. Ondan sonra ruhu berş yapınca arşa zaman çıkar. En kemal işte. Kapı karşısına mesela. Devam edeyim. Demek ki burada arkadaşlar cennet cismani olması en cami olduğundandır. Şimdi işaret edeceğiz 205. İkindiye kadar gidiyor muyuz? Ya. Tamam. Beşerin bitmeyecek deyiz abi. Bitirmemiz lazım. Aya. İşimiz çok. Çok acayip. 55 tane ders tavsiye ettim Dima ait. 800 860 sayfa yazıl oldu tavsiye ettim. 55 tane ders. 100 kaç tane var? 158 tane. 158 tane ders. 55 tanesi 860 sayfa. Bu nasıl bir şey eser çıkacak? 60. Ya. Hani şimdi ne söyledim bak. İnşaat edeceğiz 205. Beşerin şehviye ve gazabiye kuvveleri ve kuvve-i akliyesini munkat ve mağlup olursa beşer mücahedesinden dolayı melaikeye tefebbük eder. Çok acayip bir şey. Hep acayip böyle sistemler, mücadeleler var. Allah Allah. Ne acaba ya? Bak. Ne bak diye. Sikir. Yok. Bak, bak. B-E-E. Bak. Ne o abi? Şimdi Ürdün'le Suriye arasında bir yer var. Baal Bank. Baal. Baal Bank. İlahtır. İlah. Tamam mı? Şeytan bir ilah. Simgesi bir adam. Kafasında şey var. Şeytani boynuz var. Dikkat ettin mi? Elinde bir tane şey gibi o şey var. Direk var. Asa gibi. Asa gibi. Üç tane şey var. Çubuğu var. He? Tırmık gibi. Üç tane. Nedir biliyor musun? Üç tane. Bir tanesi kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye. Benim emrimde olursa sen de bendensin. Şeytan. Bu şeytandır. Baal Bank, Baal Bank, Bek diyor, Bek. Denilen bir tapınak var orada. Tapınak. Şeytani tapınak. İsrail'in gayesi bununla alakalı Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Tapınağı yapmak değil. Şeytan diyor ki Süleyman'ın tapınağını yık, Baal Bank yap oraya. Benim tapınağımı yap. Aynı yere. Bu güzel ne alakası var? Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye kontrol edilirse o ifratta olursa o şeytan. Tefritte olursa nefsindedir. Emrine girmiştir nefsinin. İşte kuvve-i şeyve, kuvve-i gadabe, kuvveleri, kuvve-i akliyenin munkat ve mağlup olursa beşer mücadelesinden dolayı melaike tefebbük eder. Yani bu tarihi bir malumat vereyim diye söyledim. O simge ve bazı camilerde lale, kütahya, seramik gibi mihrapta bakmayın da bazı camilerde, mihrapta, kale boduru dikkat ederseniz lale süsü altında böyle bir kafa, insan kafası bu iki tane boynuz göreceksiniz. Lale gibi yapmış. Mücadele her yerde var diye söylüyorum. Vesvese yapasınız dediği. Evet, çok dikkatimi çekmişti o. Bu lale dediği şey. He. Çok yerde var. Bu nedir bu ilah? Baal Bank.
yerini söylüyorum. Ürdün'le Suriye arasında orada Baal Bank denen bir şey var, tapınak var. Şeytanın tapınağı. İsrail Kudüs'ü yıkıp buraya Süleyman Mabedi'ni değil Baal Bank yapmaktır. Kendi ekbağını kandırmak için Süleyman'ın tapınağı yapacağım diyor. Çünkü o kendi o Siyonistler dindar şey var ya, mesela 40 küsür kişi öldürdüler sıkı. Osman bir panik yaptılar. Onlar da böyle zulme karşı, onların hakiki dindarları Süleyman tapınağı. O yetiyor diyor. Niye zulmet diyorsun Filistin'e? Alamadı. Süleyman tapınağını kabul ediyor. Oraya giden hakiki dindarlar Süleyman tapınağı ile alakalı. Siyonistik ise, yani şey, Siyonistin de W'si, globalistler var ya böyle, Baal Bank denilen şeytanın tapınağını o şehirden, o şehrin adı Baal Bank tapınağı var şeytanın, şeyini söylüyorum, simgesi, bir tane böyle demir tutmuş, öyle, kafasında üç tane ok var, Kuvve-i Şeviye demek, Kuvve-i Akliye demek, Kuvve-i Gadabiye ben şey yaparım diyor. Ondan sonra bak şimdi adam da yerine girdi. Bak ben de senin internetini keserim diyor. Bak biraz önce şeytan da girdi, internetimi kesti. Hava arşında. Hava arşında. Bak yine kaçabildi. Bak kesti, şimdi geldi. Ben hiç kesilmeyen interneti kesildi. Oldu oldu. Tabii. Mücadele her yerde var. Burada da var, ekranda da var. Bana da mücadele ediyor ama gücü yetmiyor abi. Siz demek ki biraz... Evet, zayıf. Kuvve-i Akliye. Niye bunu söylüyorum? Bu malzemeyi vereyim, tarihi sürecini söylüyorum. Orada Süleyman Mabedi diye dertleri yok. Baal Bank, Baal Bank, BK, bu tapınağı yapmak. Peki simgesi nedir? İlyas Tan'ın ama. Temsilcisi bu adam, şeytan. Simgesi nedir? Bütün zihinleriniz gidecek şimdi bir tarafa. Saat kulesi. Peki ne oldu hacı? Siz burada tavaf ediyorsunuz ama Baal Bank'ın kontrol altındasınız. Saat kulesinin ve saatin üzerine bakın. Ne var? Hilal gibi gözüküyor ama. Hilal gibi gözükürken boynuzdur. Camilerin minareler üstünde de yaptılar. Şey gözüküyor. Hilal gibiyken. Evet. Duruyor. Şöyle duruyor saat kulesinde. Böyle olmasıyla. Bizimkisi böyledir. Böyle olursa Baal Bank, böyle olursa biz. Şimdi saat kulesine bekleye bakın. Temsilcisi şeytan böyle. Kuvve-i Şeviye ve kuvve. Hiçbir şey tesadüf değil. Mücadelenin yerlerini söylüyorum. Şahıs odur, şeytandır. Simgesi saat kulesidir. Ve Kabe'deki benim emrimde. Ve ustad diyecektir ki haç rüyada sükut etti. Nedir bakalım? Ne anlamadın mı? Öyle. Ne anladınsa. Olmaz mı? Yani sureti neydi? Meşvereti şuraydı. Alem-i İslam'ın meşveretiydi. Neyse. Şimdi ben başka bir şey götürmeyesin. Tamam, ben şimdi ben Kuvve-i Şeriye, Kuvve-i Gazabiye, Kuvve-i Akliye'nin şeytan bu üç tane ifratı bana aittir. Kuvve-i Şeriye'nin ifratı, Gadabiye'nin, Akliye'nin ifratı şeytanlaşmaktır. Ne ararsın şu an bu arada? Şeytanı kendin de ara. Kuvve-i, bu üç tane kuvvenin de tefrit modu nefse mali demek, nefsimin emrine girdim demektir. Tamam? Baal Bank, Süleyman Tapınağı'nın yerine şeytanı tapınak yapmaktır. O sana vaat edilen topraktaki gaye o. Ama Yahudilerin hakiki dindarları Süleyman Tapınağı istiyor. Ama yönetici, şu andaki yönetim Baal Bank Tapınağı'nı yapacak diye niyeti var. Konumuzla ne alakası var? Şeybiye ve Gazabiye bilin, akıllı olalım. İnsanın melaikeleri ruhaniyatlara tefevvük etme nispetinde melaikeleri geçip melekelere sahip olur. Bir daha okuyorum. İnsanın melaikeleri ve ruhaniyatları, insan meleklere ve ruhanilere tefevvük etme nispetinde
insanda melekeler çıkıyor. Melekeler malik oluyorsun. Melekelere malikiyeti nispetinde sen melaike oluyorsun. Meleğin arkasına geçiyorsun. Kuvve-i Şehriye ve Gazabiyesi aklına munkat. Aklına munkat inkiyat edip boyun eğerse. Kim? Kuvve-i Şehriye ve Gazabiyesi aklına munkat inkiyat edip boyun eğerse ve mağlup olursa insan insan olur. Üç kuvve Kuvve-i Şehriye Gazabiye akla boyun eğerse insan insan oluyor. Akliyetle, o da mı aklaşıyor? O da buyuyor. Birincisi şu. O aklın aklına olacak. O sonraki iş. Akıl, akılsa, vahye tabi ise, akıl, yani eğer bu şey yaparsa, mesela diyelim ki kuvve-i gadabiyesi aklından çıkarsa ne olur? Zalim olur. Oradan çıkıyor zulüm. Kuvve-i şehvesi aklın yörüngesinden çıkarsa ne olur? Kuvve-i şehvenin ifratı nedir? Helal-ı haram tanımaz. İfratı humut. Fucur. Kuvve-i şehvenin evet fucur. Fucur. Artık bunlarda fucurun ne getiriyor? Tam ne getiriyor? Merhamet ve şefkat ortadan kalkıyor. Bir tane bak şimdi. Kuvve-i şehviye ifrat moduna kalırsa tamam şefkati yok ediyor. Mesela diyelim ki kız kardeşine, yakınlarına şehvet olmuyor. Niçin olmuyor? Şefkat örtüyor. Şefkat kalkarsa oluyor. Kuvve-i gadabiye ifrat moduna taşınırsa merhameti olmuyor, şefkat değil. İkisi de insanı canavarlaştırıyor bu sefer. Onun için Baal Bank'ten bahsettim. Kuvve-i şehriye, fücur, şefkat, tehevvür, muhabbet mi oluyor? Öyle mi dedin sana? Bak, bir daha. Çizmeye gerek var mı? Yok. Bak şimdi. Kuvve-i şehriyenin ifrat tefrit vasatı var. Vasatı iffettir, kuvve-i şehriyenin. İfratı fücurdur. Tefriti humuttur. Helal haramına hiç arzusu yok. Odada tırı böyle çıkmıyor. Mesela bunlar bipolar bozukluğu mu ne diyorlar? Bir ay odadan çıkmaz. Bir ay odaya hiç girmez. Bir ay evden hiç çıkmaz. Veya bir hafta. Bir ay eve hiç girmez. Böyle bir şey. Yani nedir o? Kuvve-i şehvenin tefritidir yani. Ha. İfrat tefrit oynuyor. Şimdi bak. Kuvve-i şehriyenin tefriti humut mu? Hiçbir şey yok. İfratı fucur mu? Helal haram dinlemez. Ben sizi bir şey götürüyorum. Şimdi yakınına, mahremine niye şehvet olmaz? Çünkü şefkat var. Şefkat örttüğü için. Şefkat geri çekilirse, örtü geri çekilirse diğerleriyle eşit oluyor. O zaman kuvve-i şehviye ifrat moduna taşınması demek şefkatsizlik nispetinde olur. Şefkat. Gelelim kuvve-i gadabiye. Kuvve-i gadabiyenin vasatı nedir? Vasatı nedir lan? Kuvve-i gadabiyenin. Şecaat. İfratı nedir? Tevehhür. Hiç maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmaz. Tevehhür işte. Yani maddi manevi bir şeyden korkmaz. Öyle kelime ezberlemek de değil de bilelim. Yani böyle içerisini. Kuvve-i gadabiye. Yani ifratı nedir? Maddi ve manevi Allah'tan da korkmaz. Yani zehirden, ölümden de korkmaz. Kuvve-i gadabiye sahibi olan korona almış. Hiç. Dersin ki ona ne teslim ya bu adam. Ne koronayı takıyor. Hiç umurunda değil adamın. Ölüm mü? Hiç mümkün değil. Bombayı patlatıyor. Terörist ya. Peki bu ölümü mü çözdü ki bu kadar rahat? Kuvve-i gadabiyenin ifrat modu. Maddi ve manevi bir şeyden korkmaz.
Tefrit mi oldu? Şimdi sorun çözüldü değil mi? O bombayı nasıl patlatıyorlar Ali diye. Ha. Kuvve-i Kadere'nin tefrit modu nedir? Korkulmaması gereken maddi ve manevi her şeyden korkar. Vasatı nedir şecaat? Allah kork dediği şeyin korkulacak miktar kadar korkmak. Korkulacak şeyin korkulacak miktar kadar korkmak. Şimdi başka bir yere taşıyacağım. Bu tamam biliyormuş. İfratı neydi? Tevür, korkma. Ha, o zaman korkusuz ne yapar? Gadabiye zulmeder. Tamam. Ne yapar? Zalim. Ne yapar o? Merhameti olmama nispetinde ifrata taşınırsın diyor. Yani merhametsizlik azaldıkça kuvve-i gadabiye ifrata taşınıyor. Şefkat azaldıkça kuvve-i şeviye ifrata taşınıyor. Merhamet ve şefkati bir sen yapar. Rahman ve Rahim. Rahman merhamet, Rahim şefkat. Ya. Sistem acayip çalışıyor. Bu yoksa bu oluyor. Otomatik o geçiyor. Yani merhamet nispetinde o nispete ne kadar merhametlisin? Kuvve-i gadabiye hakimsin. Vasattadır. Şeyde küfürde şefkat var mı abi? Kafirde şefkat yok. Çünkü rahim yok. Neyi var onlarda? Merhamet var. Rahman var hepsinde. Rahim kimde var? Kendisine iman edenlere Allah'ın dünya ve ahirette beslediği, desteklediği bir esmadır. Kuvve-i şeviyenin ifratında o da zulmetmez mi abi? Helal zulmeder. Zulmeder ama yani zulmü de içinde taşıyor. Onun daha sıfatı. O evet. Zulmü durumunda başka bir şey midir? Yok yok. Yani helal ona al. Mesela helal al, kuvve-i gadabiye zalim oluyor. Kuvve-i şeviye ifrat edince ne oluyor? Şu anda hatırıma gelmedi. Sanki biri kendine zulüm ediyor. Gabavette şey yani kuvve-i şöyle hariçte zulüm var. Kendine zulüm, ifrat karşıya zulüm diye yazılmış ama. Evet. Ama bu mesela aslında kuvve-i şeviyede mesela ifratı fücurdur diyoruz ya. Kuvve-i şeviyeyi sadece cinsellik olarak yapmayın. Mesela her şeyde. Mesela benim her ay araba değiştirmem kuvve-i şeviyenin ifratıdır. Ama neden karşı zulüm oluyor abi? Şu oluyor. Mesela sana bir tane zulmünü söyleyeyim. Mesela diyor ki İslam hukukunda böyle realite. Gece konduların olduğu yerde sen bir beis yok. Gökdelen dikme. Herkesin evinde böyle sıradan bir araba var. Jiple girme. İnsanların hırsını tahrik ederek alçaklık kompleksine zulmünü yapma. Üstad'ın peki tabiri var mı? Biz diyor sevab-ı azama tabiyiz. Ne demek sevab-ı azama tabiyiz? Yani millet ortalama ne giyiyor? Ortalama ne yiyor? O olma. Sevab-ı azam. Muzam ümmetlerde gidiyor. Vasatta gidiyor. Küfran-ı nimet abi? Küfran-ı nimet yani hiç yemiyorsa ifratı var, tevridi var. Mesela adam Allah'ın hadisi var. Allah'ın nimeti kullarında görmek istiyor. Adam hala yamalı dolaşıyor. Yani hiç giymiyor. Tefrit bu. Başkasına hava atmak için alıyor giyiyor. İfrat bu. Şükür için şey yapıyor. Mesela çalışmak da öyle. 4 çeşit çalışmak var. 1. Çoluk çocuğumun rızkı için çalışmak farzdır. Güzel yaşamak böyle rahat. Çoluk çocuğumun rızkı sorun yok. O kadar sebebi var ki. Artık çoluk çocuğumun dışı değil. Rahat yapayım. Mubahtır. Başkasına hava atayım diye çalışmak haramdır. Çoluk çocuğuna dedik farzdır. Davaya katkı yapmak için çalışmak farzayındır. Dava. Tabii farz, o ailenden daha üstündür. Mesela düşün, başkasına hava atacağım diye çalışmak, giymek ne yaptın? İfrat mı oldun? Gördün mü? Mesela acaba biz bindiğimiz, giydiğimiz şeyleri kendimiz istediğimiz için mi yoksa istenildiği için mi öyle giyiyoruz? Kim soru soracağız işte. O kadar. Peygamber nasıl giyiniyordu? Onun için böyle giyiniyordu. Şimdi bu biraz bereketli oldu. Bu 205 işaret edeceğim ama devam edeyim.
Kuvve-i Şeybi'yi, Kuvve-i Gadabi, Kuvve-i ilişkisini bir daha bahsederseniz, yani ikisini o yönetiyor gibi anlattınız. Sonra üçünü dediniz gerçi. Bir o kısmı tam anlattınız. Bak, Beşer'in daha bitmedi ki, gideyim de. Tamam. Bitmedi. Kuvve-i Şeybi'ye, bakın, Kuvve-i Şeybi'si ve Kuvve-i Gadabi'si aklına munkat. Aklına boyun eğerse, aklına boyun eğerse bu ikisi. Tamam. İnsan insan oluyor. Aklı beşer, şehvi ve gadabiye kuvvelerini basamak yapar. Yapması lazım. Ve terakkisine malzeme ve vesile yapar. İnsan hayr-ı mas olan melaike değil. İnsan, melekler nedir? Hayr-ı mas. İçer yok. İnsan bu değil. Başka? İnsan şehri mas olan şeytan değil. Tamam. İnsan hayır ve şerden mahrum olan behem ve hayvan değil. Yani hayvanlar ve böcekler değil. Hayır ve şerden uzak. Sığır hayır mıdır mutlak? Mutlak şer midir? Yok. Mahrum. Değil. Peki bu değil. Hayır ve şerre kadir ve cami olarak dördüncü kısım teşkil eden beşer yaratılmış. Akıl kuvası lokomotif gibi arkasını bunlara almış. Şimdi demek ki melekler var. Şer yok adam. Bunda hep hayır var. Şeytan var. Hiç iyilik yok. Hep şer var. Sonra beham ve hayvan var. Ne hayır ne şer. Dördüncüsü insan. Hepsini içine almış. İşte bunun lokomotifi akıldır. Bunları bu üç tayfayı vardı ya. Hayvanları, şeytanları, beyan hayvanları, hepsini kendisine rahmet ettiren kutsiye akıldır. Hasan abi bir sual sorabilir miyim? Özür dilerim. He, ama sor. Özür diliyorum, sorayım abi. Geç vaktimizde var. Şimdi, kuvve-i akliye, Hasan abi, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve şeheviyeye üstün gelmeyi şecaatle mi, hikmetle mi, iffetle mi yapıyor abi? Adaletle yapıyor. Adlı adalet mi abi oluyor? Evet. Çünkü her şeyin var ya kuvve-i şehriye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiyenin vasatı neydi? Şecaat, iffet, hikmet. Topla hepsini. Pekmez, tayin, bir de sen. Adlı adalet olur. Ne olur? Adalet olur diyor. Adlı adalet. Adalet olur. Bu adalet olur. Uygularsan adlı. Eylemde olur. Adlı adalet. Yani eylemdeki adalet. Ne demek istiyorum biliyor musun Hasan abi? Şimdi bakın kuvve-i şeviyenin de bir ifratı var. Özür dilerim, vasatı var ya. Hasan abi, kuvve-i şeviye kendi kendine toparlayamıyor da neden kuvve-i akliyeye ihtiyaç var burada? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. O bu üç kuvvenin şeyi en lokomotif akıldır. O zaman en az hikmet mi oluyor abi? Mesela diyelim ki hayvanlar kuvve-i şeviye var mı? Yoktur. Var. Var tabi. Gadabiye var mı? Aslanlarda. Var. Kuvve-i akliye var mı? Yok. Yok. Hayvanların aklı yoktur. Bazı hayvanların aklın bir sıfatı olan zekavetleri var. Tilki, maymun gibi. Zeki hayvanlar diyor. Bazı çok istisna hayvanlarda şuur var. Akıl olmadığı halde şuur melekesi varmış. Usta söylüyor. Kim bu? Bir tane biliyorum. Şuur. Ha? Karınca. Harika. Şu ki hayatı olmayan şu dağ diyor, meyit gibidir. Ama diyor, bir derece şuura sahip olan karınca diyor, dağda dahi olsa bütün alem ondadır. Lemat'ta geçiyor. Şuur, karınca da şuur. Tamam. Değişik böyle şeyler yapmış istisna. Niye hırs temsili olarak bunlar? Ne yaptığını biliyorsa niye temsili olarak hırs? İşte o şu artık temsil olarak niye hırsın temsilcisi olmuş bilmiyorum şu anda. Çalışmam lazım ki hırsın ifrat tefrit vasatı şudur. Ha akla bir şeyler derim tabii de. Şuur olduğu için hırsı var. Mesela şuur yoksa hırsın temsilcisi olur mu? Şuur yok hırs mı yapar? Şimdi kuvve-i akliye ne diyor Ustad? Ustad diyor ki beşerin şehviye ve gazabiye kuvveleri kuvve-i akliyesine munkat ve mağlup olursa
mağlup olursa, akla mağlup olursa yani bunu. İlk önce kuvve-i akliyenin vasatına gelirse, diğer iki kuvve de vasata gelir. Geliyor. Demek. Lokomotif gibi alıyor. Hikmet. Şimdi hikmet. Değil mi? Evet. Yani onun için yani bu üç kuvvenin evet. Ana merkezine uğraşmak lazım. Diğerleri de vasata gelir. Evet. Değil mi? Evet. Demek ki hikmetle, kuvve-i akliye hikmete vasata gelirse, diğerlerinde vasata getiriyor. Lokomotif bu arkadaş. Üçü aynı kuvve gibi ama kalite kuvve yakmıyor. Kontrol yoksa... Şimdi mesela hayvanlarda kuvve-i gadabi yok mu? Canavar ya, gadabiye. Şevi yok mu? Onlar da çoğalıyor. Veya güzel rahat istiyor. Şeviyle cinsellik değil. Yeme içme, iyi güzel bir yuvam olsun, kuş ediniyor. Şevi bunlar. Az önce dediniz ya abi. Dediniz ya abi, Allah Celle Celaluhu ruha aklı gösteriyor. Gel gel, otur otur, kalk kalk git. Şehveyi göstermiyor. Şehveyi ve gadebiyi göstermiyor abi. Göstermiyor. Ruh yemez onu. Evet. Yani ruhu da tekamül ettirmez zaten. Hı. Akılsız hiçbir şey yok yani. Şimdi şeyi okuyorum. Bağla 56'yı okuyalım, keselim. Herhalde. Kısa aklım ile zayıf idrakimle hayrette kaldığım, Allah Allah, kısa akıl, zayıf idrak. Aklın kısası, uzunu, darı, genişi, yükseği ve alçağı da varmış. Nasıl anlarız bunu? Kullandığı sahaya göre, meşgul olduğu şeye göre aklının derecesini anlarsınız. Kişinin. Yani anladınız mı? Aklı kısa mı, büyük mü? Mesela kısa aklı, uzun saçlı kısa kaldı kadın derler. Oysa adam, kadın öyle şeylerle meşgul ki, uçmuş. Adam öyle kısa, belki de sıfırmış, saçında yoktur ama, kısa saçlı ama, öyle bir şeyle meşgul ki insan insanlıktan etmiş. Değil yani, demek ki aklın büyüklüğü, küçüklüğünü, yüksekliğini, genişliğini, uzunluğunu, kısasını nasıl anlarsın? Kullandığı sahaya göre, meşgul olduğu şeye göre aklının derecesi anlaşılır. Hayatımız zaten sıfat oluyor ya. Aklın sıfatları mesela zeka da böyle. Şimdi bir not düşmüşüm Bağla 76 okumadan. 26.07.2019 şu anda İstanbul Bremen'e giderken uçaktayım, çalışıyorum. Uçakta yazmışım. Yazım zaten türbülanstan dolayı yamuk yumuk olmuş. O anda yazdım, bakayım aletime ne diyor. Halet aynası neymiş türbülansın içinde. Bağla'ya 76 yazıyormuşum uçakta. Bu defteri. Defterim yanımda. Cep telefonu açmışım. Akıl okuyorum. 26.07.2019. Kur'an hakimin bazı hayatından çıkan kıvılcımları ile bir taraftan aklı gözlerine inmiş olan maddiyunlar ve emsali tabakasına karşı diyor. Normal okudum ya bundan. Ne çıkacak ki? Bakayım ne çıkmış orada. Bir de okuyayım mı? Ya. Erdinç. Kur'an hakimin bazı hayatından çıkan kıvılcımlar. Yani mesela taşı balt kazmayı balyozu taşa vur. Kıvılcım çıkıyor mu? Öyle. Gibi. Kur'an hakimin bazı hayatından çıkan kıvılcımlarıyla bir taraftan aklı gözlerine inmiş olan maddiyunlar. Yani ben diyor aklımla bazen bir bakıyorum Kur'an'ın ayetlerine vuruyorum aklı şeyi, malzemeyi aklımla. Mesela taşı kırma şeyi var böyle, baltası gibi. Vurduğu zaman kaya değil, varyoz değil, kıvılcım ayrı bir şey. Farklı bir şey, anladınız mı? Çıkan başka bir şey. Şimdi Kur'an ayrı, benim aklım ayrı ama vurduğum zaman kılıcım çıktı. Tamam. Bir taraftan da aklı gözlerine inmiş olan maddiyunlar var, onu da görüyorum. Aklımla kılıcım da çıkarttım. Yani manayı çıkartmayı söylüyor, biliyor musunuz yani? Mesela taştan kılıcım çıkar mı? Çakmak taştan çıkıyormuş. Risale'ni ve Kur'an'ı da nasıl böyle çıkıyor? O ayeti o ayette. Risale-i Nur'un o risalesiyle bu risalesi birbirine vursa ikisinden farklı olan kıvılcım çıktığı gibi. Anladınız mı? Ayete ayete vurma ile.
manayı manaya vurma ile. Ha, demiri taşa vurarak demir değil, taş değil, kıvılcım çıktı. Çakmak taşı da öyle. Şimdi anladım. Maddiyunların akıllar gözleridir. Maddiyunların akılları yazacaktım, gözleridir. Maddiyunların aklı neymiş maddiyunların? Akılları gözleridir. Yani zahire hapsolmuşlar. Gözünün gördüğüne ihtimam ettiği için sırf gördüklerini düşünürler. Zahire müptela olmuşlar. Her şeyin görünenden ibaret olduğunu zehab etmişler. Avamla maddiyun arasında ne fark var? Neyle? Avamla. Oo, çok fark var. Mesela Müslüman avam olur. Ama hilimandır. Maddiyun ise maddeye tapandır. Madde ise salandır. Ama gene o gördüğüne gene... Ha, ama maddiyun unvanını almamış. Cehaletinden olmuştur. Maddiyun iddia ediyor. Öyle de değil. Kabul gibi. Yok, öyle de değil. Tanıma göre gene şey yok. Maddeyi esas almış. Onları bir kim de çekiyor? Gibi yani. Hani benim de hüküm yok. Avam yani. Birinde maddiyunsa bir hüküm var. Maddiyun iddia eden demektir. Tamam, maddeyi esas alır. Almış gidiyor yani. Mesela şöyle diyeyim. Adam hakikaten yağmur yağıyor diyor. Bizimki köylü yağmur yağıyor. Ya sen Allah mı yağdırıyor, öyle mi yağıyor? Olur mu? Tabii ki Allah yağdırıyor. Ama öyle dedin. Ya onu kastetmedim diyor. Yani maddiyun o gafil. Tamam. Devam ediyor uçaktaki dersimiz. Bir tanecim değil. Bütün bu renk nereye kadar? Ondan sonra ta şeye kadar devam ediyor bakın bu. Oo, bu renkle yazılan ta şeye kadar devam etmişim. 67. sayfa kadar gene uçaktayım. Bu mehazın şeyi mi? Yani bu okuduğunuz yerin... Yok. Okurken orada okudum demek istiyorum o aletle. Bakayım ne avlamış. Bu da şunu kastediyorum. Yani uçakta ne avlamış? Yani yöntemdir. Balık tutmak için mesela palamut nasıl yakalanır? Palamut yakalama yöntemiyle istavrit yakalayamazsınız. Sargını hiç yakalayamazsınız hayvan olduğu halde. Manayı da haletlere göre değiş yakalarsınız. Aynı şey demiş anlamasın. Çam dağına çıkarsın. Usta her gün bir saat gider, bir saat gelir, iki saat. İki saatte kalmış. Ne yaparmış? Yani o avcılık yapayım diye çıkarmış. 150 barla. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. İdrak aklın bir sıfatıymış. Ve aynı zamanda akıl teraziymiş. Akıl da teraziymiş. Bunu hangi tarihte yazmışsınız abi? 26.07.2019. 2019 mu? Evet. Ben bir terazi yapmıştım da demek ki tarih itibariyle ben size kutu çıkmışım. Bağla 266. Yok sen yapmışsın. Buradan kopya çekiyorum. Çünkü bu hiç çıkmamıştı güneş. İlk defa okuyorum. Öyle mi? Yok. Sen doğru yapmışsın. Vallahi 266 elbette aklını aşk perdesinde saklamış, görüyor musunuz? Aklı blok eden aşkta var ha. Aşık adam hakikatin hakiki suretini görememiş. Bir aşık var ya, tarikatçı da değil. Aşık adam sormuşlar. Mahkemede geçiyor. Onun için gülüyorum. Demiş ki bak o nasıl görüyor? Aşık adam. Demiş ki Bu bulut niye var demiş. Aşık demiş ki bu güneş var ya, sevgilim daha nurani olduğu için güneş kendi nuruna göre sevgilimin nuruna kıyas ediyor. Utanıyor onu görmeyeyim de moralim bozulmasın diye kendisine bulutu önü perde yapıyor. Adam demiş ki bak demiş sevgilisi. Evet bana takılıyorsun ama ben geçeyim. Senin ihtiyarım. İhtiyar. Nereden biliyorsun ihtiyarım? Duygularıma bak. Baksana sakallarım bembeyaz. Bu sakallar beyaz ihtiyarlıktan değil. İlim ve tekamül etmiş bir kafadan kemalatın ve faziletin yol bulup buradan dışa çıkmışıdır dedi. Dima diyor. Ne? Dima kelimesi de aslında. Evet dima. Öyle biliyor ama şimdi burada şimdi biliyor. Saçların beyazına bakmayın diyor yani. Ama aşağı diyor. Yukarı için. Benim bir sürü kariyer ya gafur.
Benim işi ters oldu. Benim her şey ters çalışıyor. Bıraksa. Aa, şey olsaydı olurdu da. Sakallarım. Mesela bak Mehmet kardeşin çoğu sakalı beyaz. Şimdi peki bir dakikayım. Elbette aklını aşk perdesine saklamış, hakikatin hakiki suretini görememiş. Ha, hakikatin hakiki suretini akıl görüyormuş. Hakikat akılla, bu manayı teyit diye bir şey vardı, sildim onu. Bana 282. Cenab-ı Hak ona, o bana yazdığı pencere risalesinin hurufu adedince, bak usta, ustad diyor, ustad risale yazıyor, gönderiyor, ustad da şöyle diyor, Cenab-ı Hak ona, o bana yazdığı pencere risalesi var ya, pencere, 33 pencere, risalesinin hurufu adedince, 1. Ruhuna rahmet, 2. Kalbine nur, aklına hakikat, malına bereket ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Aklına hakikat diyor. Görüyor musunuz? İşte az önce aklına kanuniyet demiştin ya sen şey, Mehmet abi. Bak demek ki akıl hakikatmiş. Hakikata muhatap olan kısım. Evet. Hakikata muhatap olan kısım akıl. Vay be. Bağla 376. Bağla. Başvurdum her tabibi maneviden aldığım ilaçlar, yaramı tedaviye, aklımı iknaya, lehfemi yani hasret, üzüntü, özlemimi iskata kafi gelmedi. Akıl ikna edilmesi lazımmış buradan. Aklımı iknaya, akıl ikna ediliyormuş. Akıl ikna edilir. Evet. Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki ta şeye kadar okumuşuz, çizmişiz. Sayfa 66'yı açıyorsunuz. Orayı da okursak, orada bir parça atlamışız. Oku. Kastamonu 37. Sayfa 66'da. Gördünüz mü? Bir tanesi gördüm desin, ben de rahatlayayım. Evet, tamam, güzel. Küre arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ne olur? Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Aklını dağıtırsa, bizim derdimiz o ya, akıl okuyoruz, divane olurmuş. Demek ki divaneler aklını dağıtmakla oluyormuş. Hey deli divane! Yani dağıtmak ne demek? Neyi, ne ile, nasıl, niçin düşüneceğini bilmiyor. Dağıtmak, aklı dağıtmak ne demek? Bir daha. Neyi, ne ile, nasılı, niçin ile düşüneceğini bilmiyor. Aklını dağıtan o. Yani aklının suretiyle hakikatini koparmak. Aklın suretiyle hakikati kopmuş. Çok güzel. Ben aslında şey beklerdim yani, aklını dağıtır dinsiz olur tarzında beklerdim ama burada aklını dağıtır divane olur, kalbini dağıtır dinsiz olur demiş. Yani aklını dağıtırsa din o zaman nasıl kalacak? Şöyle yani, mesela itikat iman değildir. Değil mi? Mesela imanla küfür arasında bir berzahtır itikat. Evet. İman kalbe ait bir sıfattır. Akla değil. Eğer akılda olsaydı iman, dinsiz olabilmesi için iman akılda olması lazım. O zaman akıl tatil eşkal ettiği anda hep dinsiz olurdu. Evet. Ama kalpte iman olduğu için Allah'ın merhametinden dolayı aslında. Tabii. Çok hemen dinsiz olur. Hemen mesela yanlış bir şey söyledin dinsiz olur. Koptun orada, kalp devamlı canlı imanla. Ama benim şuurum yok. Tamam. Dolayısıyla iman kalptedir diyor. Evde ayakta arama diyor usta. Akıl ise diyor, imanın kapıcısı ve süpürgecisidir diyor. Lemat'ta 728. Debdebeli çok alim bu konuyu tefrik edemediği için hemen tefrik şey yapmış. Evet. Tekfir etmiş insanları. Ha işte bak, imanı akılda zannedenler, Kur'an'ı o yolla kalbe inmiş ama direkt onu zannedenler, Vehhabiler tipinden olur. Akla uymayan hemen tekfir etmiş. Ya yani aklı meratibinden değil, belki
İfrat ve tefrit emrini daha uçuk, uçuk yapmış. Akılla vurmadıysa kemen tekfir etmiş. Kafirdir demiş. İmanına halel gelmemiş. İtikadın bozuldu. He. Hatta kendi öteki alimin hakiki halini bilmediği için tekfir etmiş alimi. Evet. Çok acayip bir şey getirmiş usta. Mesela 142 sözlerde iman ve küfür olması lazım. Birinci yol birinci yol iman ettiği gibi çalışmıyor. Kafir. Üçüncü yol iman ettiği gibi çalışıyor. İman. İtikad ikincisine alasar hapsi münferit. Hani berzahtır. Mesela Şia, Vehhabiler nedir? Kafir denmez. Ehli bidâ denilir. Evet. İtikadı bozuk. İman var, itikadı bozuk. Bak, Emidan'a da söyledim ben bunu. Şimdi ama devam edeyim, izah edeyim. Fikir yoldu, hedefi olmayanın, bak, fikir yol muydu abi? Bak, fikir yoldu, hedefi olmayanın nereden nereye, niçin, nasıl gideceğini bilemez. Bunun hali ecnebi gibi olur. Yani yabancı ve alakasız olur. Sergerdan olur. Kime ait olduğunu bilmez hali. Yani mesela ben buna tarafgir oluyorum, buna düşman oluyorum ama nereye yarayacak bilmez hali, bilmiyor. Tarafgirliğini kaybeder. Dostu düşmanı birbirine karışır. Bir daha okuyayım arkadaşlar, bu çok önemli. Fikir yoldur. Sonuç değildir, süreç de değil, yoldur. Fikir, ustad diyor ki fikir yoldur. Ha, tamam mı? Fikir yoldu. Ne demek? Hedefi olmayanın, mesela diyelim şöyle, ne aradığını bilmeyen adam bulursa emin olmaz. Ne aradığını bilemeyen bulsa bile emin olamaz. Yani şimdi fikir yol ise hedefi yok adamın. Ne demek bu hedefi yok? Nereden, nereye, niçin, nasıl gideceğini bilemez. Bunun hali neye benzer? Ecnebi gibi olur Almanya. Yani yabancı ve alakasız olur o işe. Mesela senin böyle çok mühim önemsediğin orucunu, namazını Allah'a, adamın hiçbir şeysi yok. Ümründe değil. Sergerdan olur. Sergerdan şu da olur. Ali sen sensin. Arkadaşlar hepiniz varsınız. Her şey burada duruyor. Şimdi beni birisi kaldırsın. Veya ben bir cihaza koyayım. Çevirin beni. Hızlı. Her şey çizgiye dönüşür. Renkle mesela. Gafur'dan başlar siyah. Gri senin tişört. Yeşil, beyaz. Tamam. Böyle. O zaman hızlı döndükçe her şey her şeye dönüşür. Her şey her şeyin üzerine bindirilir. Çizgiye dönüşür. Var ya böyle ateşle yaparsanız, böyle çevirirseniz oysa bir tanedir ama komple ne olur? Daire olmuş. Buna döndüğü zaman kişi hiçbir şey, her şey her şeye dönüşür. Hiçbir şey bir şey değildir. Her şey birbirine karışmış. Bunun adına ne denilir? İkinci sözde geçiyor. Sergerdan. Sergerdan olur. Serseri bu demek. Serseri. Zelzel-e. Ves-ves-e. Yemek-yemek. Yemeğin kendisi, bir de yemeğin içeri sokulması. Tamam mı? Ha, şimdi aklını dağıtır demek sergerdan olur. Her şey her şeye dönüşür. Her şey her şeye bindirilir. Hiçbir şey bir şey olamaz. Böyle dönen bir adam gibi. Yani şu, bir nur talebesi Risale'yi okumasa, nur talebesi iken veya toplumdaki bir Müslüman haberlere muptela olursa, o zaman ne olur biliyor musun? Kim, kendisi kime ait olduğunu bilemez, taraflığını kaybeder. O zaman nereden, nereye, niçin, nasıl gideceğini, dost olacağını bilemez. Bunun adı divane olur. Aklı dağıtır demek, divaneler aklı dağıtmaktır. Ne demek dağıtmak? Neyi neyle, nasılı niçiniyle düşüneceğini ve bu yanına bulunacağını bilemez. Ben Gafur'la bak. Neyi neyle, nasılı niçiniyle düşünemediğim için kimin yanında olup olmayacağımı, kime dost ve düşman olacağımı da bilemez.
çok acayip bir şey. Onun için bu artı biri kullanmış. Yani ne demiş? Haberleri takip eden adam zahire muptela olur. Zahirde medya kimin elindedir? Onlar diyor ki böyle düşünün. Böyle düşünmeyin. Ben sizin düşüncenizi de ben veriyorum. Benim verdiğim kadar, verdiğim şey kadar düşün. Benim neyi düşünmeni istiyorum? Şunu ama bu kadar. O kadar. Neyi görmenizi istiyorum? Bu kadar. Neyi isteyeceksiniz? Siz kendi başınıza isteyemezsiniz. Ben size reklamlarla neyi ne kadar isteyeceğinizi veriyor. Tamam? Tamam. O kadar veriyor. Mesela Afganistan'da televizyondaki reklamlar eski bilgisayarlar var ya arkasında top gibi böyle. Ekran böyle değil. Şimdi onlar reklam, onlar Amerika'da kalmış depoda. Onlar reklam, o bilgisayarlar satılıyor. Ben evet iste ama benim sana vermek istediklerimi isteyeceksin. O reklamlar var. Sonra Azerbaycan'da Tofaş'tan satılıyor. Doğan, Kartal, onun fabrikası var. Hala seri üretiliyor. Türkiye'de de Almanya'da da seri. Yani diyor ki siz haber mi takip ediyorsun? Televizyon, medya. Ben istediğim şeyi istediğim kadar isteyeceksin, giyeceksin, istemeyeceksin, yiyeceksin, yemeyeceksin, dost olup olmayacaksın. Bu da akıl dağıtmanın alameti. Ne kadar hürsün, onlardan ne kadar uzaksan. Ve şöyle diyor akraba, geliyor akraba oluyor ya, geliyor misafirin. Kanaldan, şu kanaldan, ondan, o kitaptan, o bilgiden, o videodan falan bir de harmanlamış. Çok zeki ya. Ben hürüm. Hiç kimseye bağlı değilim. Oysa hepsinden almış. Tamam. Arı demiş, ben hürüm. Ne hürüsün? Çiçeğe mahkumsun. Sen üretebiliyor musun çiçeksiz bir şeyi? Harmanlamış. Akraba, biz sizin gibi değiliz. Bir yere gidip de böyle bir adama bağlı değiliz. Oysa ifrat tefrit vasat diye ömründen ilk defa duyuyor. O ya ifrattadır ya tefrittedir. Şimdi aldı televizyonu, o kanaldan, bu kanaldan, onun yazısından, o videodan çıkıyor Mehmet kardeşim karşısına. Biz sizin gibi değiliz. Biz külli ve hala kafamızı sakmamışız bir şey. Bu budur, bu da budur. O tahlil edelim o hücreyi, o bilgiyi mesela adam idrarını tahlil ediyor ya, şeker var mı yok mu? Aynı bunun söylemlerini, taraf kirliliğini, dostunu, düşmanını laboratuvara sokalım. İndirge YouTube'daki 8 tane videodan toplanmış. Anladın mı? O yorum 3 tane videonun hulasasıymış. Al kardeşim burada bunu almışsın. Hürsün değil mi? Oysa 3 tanenin harmanısın. Sergerdan oluyor. Sergerdansın. Çünkü sende ölçü kalmamış. Kime ait olduğunu, aidiyetini kaybettin. Diyor ki Ali, Ali yok diyor ki, ben Nurcuyum, ben oraya aitim. Aidiyetim. Sana soracaklar, kimlerden? Yani kimin dostuydun, düşmanıydın? Yoksa kavmi, kabileni sormayacaklar. Laz mıydın, Kürt müydün, Türk müydün, Çerkez miydin? Sormayacaklar. Sen kime ait idin? Neyin peşine koştun? Yani kısacası din tabiriyle dostun, düşmanın kimdi? El-hubbu fillah ve el-buzu fillah kimdi? Tamam. Benim düşmanım buydu. Bana soracaklar. Dostun, düşman kimdi ey Hasan? Tamam. Ya Rabbi. Bir şeyim yok. Hiçbir şey yok yani. Sen beni ceza vermeye kalksan, kıldığım namaz bana yeter diye Nezir abinin talebesiyim. Kıldığım namaz, belden aşağı felç, 22 sene onu kıldığım namaz. Bir yere gidecek ki acelesi yok ki. Belden aşağı felç zaten arabada. Onun kıldığı bir takvalı namaz bile için diyor ki cehenneme bile gitme ve bu bile kafi diyor. Ama haliyle Hızır abim şeyiyle amelsiz amelim var. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Abi amelsiz amel nedir ya? Amelsiz amel dost ve düşman. Ya Rabbi senin düşmanına düşmandım. Bu düşman olmak amel değil ama amelimdir. Tamam. İşte bu aklı dağıtmak, bu haberler vesaire suret böyle yapar. Atlıyoruz, burayı da okuduk. Ruhları serseri akılları geveze diyor. Evet. Bak ne yaparmış? Aklını dağıtır, kalbini dağıtır.
fikrini dağıtır. Peki aklını dağıtır ne olur? Manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Fikir yoldu. Niye yazdım burada? Fikir yoldu. Ne yapar şimdi? Fikir yolduysa, hedefi olmayan, ne? Bak hedefi yok adamın. Bir yerde. Neredesin? Nereye göreyim? Nereye gidiyorsun? Nereye göre? Mesela sorayım şimdi. Mehmet kardeş, Adana'ya kaç kilometre var? Ne soracak? Nerede? Çorlu'dan mı? Buradan mı? Ha? Bu ne demek şu? Şu fikrini dağıtır. Nerede olduğunu bilemeyen nerede? Bu fikir. Nerede olduğunu bilemeyen nereye gittiğini de bilemez. Bilmiyor. Bir yere gidiyoruz. İşte diyor ki fikrini dağıtırsa ecnebi olur. Nerede olduğunu bilmiyor. Dünya bilmiyor ki. Ondan sonra peki kalbini dağıtırsa manevi mi dinsiz niye oluyor kalben? Çünkü Allah düşmanına dost, dostuna düşman oluyor. Tehlikeli bir tabir aslında. Çok ağır. Ne demek tabir ediyorum? Onu, çabuk geçiyorum ki kimse sormasın diye. Niye? Dostu düşmanı birbirine girmiş. Adam Hasan'a kızacağım diye Allah düşmanına dost oluyor. Demiyor da. Bir Müslüman yazıyor bana. Ya bir unutturmayacağız diyor. Müslüman ha? Hasan, senin hiç meseleni unutturmayacağız diyor. Secde eden birisi. Allah Allah. He ya? Yazmış. Şey, sayfasında şu anda var ya yazsa. Secde eden insan ya. Ben de neden gururludur diyor biliyor musunuz abi? Çalışmadan bir müşterime geçen gün gittim. Çalışmadan bir şey. Çalışmıyordum. Yani seninle bayağıdır görüşmüyordum. Gittim. Zorla çağırdı beni. Yani kapısına geçerken zorla çağırdı. Dedi ki ben biliyorum dedi. O Hasan'ı sen sakladın. Dedi o. İnanın. Dedim elhamdülillah. Bu bana şahit olacak. O deseydin ki ya Rab şahit ol. Evet. Bu böyle biliyor, sen böyle kabul et. Elhamdülillah. Ben bundan mı oysa... Tabii. Ama bulunduğum evin sahibine dedi, dedim ki cezadan fazladır biliyor musun onu tutmanın, korumanın, kollamanın. Biliyor musun ne yaptığını? Benden fazla alacaksın. Şeref duyarım dedi. Senin yoluna değil, senin zatın yoluna değil, senin davana canım feda olsun. Senin davan benim davam. Ben yapamadığımı yapıyorsun. Şimdi başka bir şey anlatacağım da. Niye dedi, fikrini dağıtırsa nerede olduğunu bilemeyen, nereye gittiğini bilemez diye söyledim. Haberlerle, suretlere bakıp kalbini dağıtır. Niye çok ağır bir tabir, dinsiz olur? Dostu düşman ortadan kalkar, ters döner. Aklını dağıtınca manevi ne divane olur? Divaneyi anlattım. Divane neyin neyle, nasılın içinle düşünemediği için ait olduğu yeri bilemez. Çok acayipti uçakta demek ki bu mana çok güzel oldu. Değil mi? Geçiyoruz sayfa 86'da. Burada keselim yoksa? Tamam, burada kesiyoruz, hiç yapmıyoruz. 86'da kaldık. Cenab-ı Hak, aidiyetimizi, ait olduğumuzu, fikrimizi, tarafgirliğimizi, hakikatimizi, suretimizi, hepsini kendi rızası dairesine hareket ettirsin. Ya Rab, Allah'lığın hatırına razı olmadığın kişilerle, yerlerle bizi etme. Razı olduğun kişilerle, yerlerle, amelleri bize nasip eyle. Allah'ım, bunu bana söylettiren esmandır. Bu esmanın hatırına sen bu esmanın sahibisin. Esmanın vesile yaparak zatından istiyorum. Bizi, ehli imanı, Müslümanları affeyle, rıza-i ilahiye mazhar eyle. Bizi insi ve cinni şeytanları şerinden, semavi arz afaklardan, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden, dertlerden hıfz-ı emin eyle. Bizi ölüm sekeratını hissettirmeden teris ettirenlerden, rızana mazhar olanlardan, sana kul, peygamberine ümmet, ustadımıza talebe olanlardan eyle ya Rabbel Alemin. Ey İbrahim'in Rabbi, ey Musa'nın Rabbi, ey İsa'nın Rabbul Alemisi. Allah'ım
bunu söylettiren esmanın as sahibi sensin. Bu esmayı vasıta ve vesile yapıyoruz. Bunu bize söylettiren bu esmanın hürmetine, hatırına duamızı kabul eyle. Ve ahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.